أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني بالقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل القرآن عظيم فبربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Dedi sizde garip var mı? Dedik la. Kapansın kapı emretti o a'la. Pes ağından kıldı talim şahı hukba. Tarikat yani tehlil böyle sirra. O sırrı sır edip hakka gidelim cemali va kemale seyredi. Dedi Şeddat bin Evs ve Ubadeh bin Samit radıyallahu anhuma rivayet etmişler idi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dedi sizde garip var mı? Dedik la sordu sizde yabancı var mı? Hususiyetle ehli kitabı kastederek içinizde yabancı var mı diye sordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hayır dediler. Kapansın kapı emretti o a'la Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kapının kapatılmasını emretti. Pes ağından kıldı talim şah-ı akba. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zikrullah talim etti onlara. Yani tarikat talim etti onlara. Tarikat yani tehlil böyle sırra, böyle sır olarak, gizli olarak Peygamberimiz onlara tarikat talim etti. Yani tehlil talim etti ki bir sonraki beyitte gelecek. Buyurdu irfa'u eydikum ol şafı kulu la ilahe illallah. Bir sonraki beyitte gelecek. Tarikat yani tehlil böyle sırra, bu sırrı sır edip hakka gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Arkadaşlar hani bazı şeyler böyle siyakla sibakla alakalı. Mesela bu mevzu yani 3-4 haftadır bu beyitleri okuyoruz. Hep alakalı beyitler birbiriyle bağlı. Hatta 3-4 haftayı geçti bile. Yani bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 2-3 aydır bunun devamını okuyoruz. Dolayısıyla yani bir şeyin anlaşılması ileriye geriye bağlı olabiliyor. Her zaman her şeyi baştan almıyorum arkadaşlar. Çok böyle nakarat olur diye. Tamam. Yani geriyi biliyorsanız çok daha rahat anlarsınız. Geriyi bilmiyorsanız bazı şeyleri kaçırmanız mümkündür, normaldir. Bayağı bir geriden geliyormuş burası. Böyle geriye bağlamak çok kolaysa genelde anlatıyorum. Ama bazen böyle teferruat oluyor, iyice uzar diye. Zaten anlattım diyorum, geçiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani vel kur'anel azim. La temuddenne ayneke ila ma metta'na bihi ezvaca minhum. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Çocuklar buna benzer bir ayet-i kerime daha var. Bana bulabilir misiniz? Kastettiğimi anladınız mı?
لا تمدن عينيك Ben de bakayım. Bir de Taha suresinde var. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى Bir de Taha suresi var. Başka var mı? Bir şey değil çocuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad elbette muhakkak. Ateyna biz verdik ki sana neyi verdik? Seb'an yediye. Öyle yedi ki minel mesani, mesaniden tekrarlanandan yediyi verdik. Tekabel Kur'anel azime sana büyük Kur'an'ı verdik. Elbette muhakkak biz sana tekrarlanandan yediyi verdik ve büyük Kur'an'ı verdik. Bu tekrarlanandan yedi arkadaşlar işte bir sürü kıylukal ver müfessirler. Merhum Sabuni direkt Fatiha-i Şerif olarak ki zahir olan en çok o söyleniyor. Direkt Fatiha-i Şerife'yi aşağıda söylüyor. Şimdi okuyacağım inşallah. Fatiha-i Şerife her namazda ne oluyor? Tekrarlanıyor. Her rekatta tekrarlanıyor. 7 ayet-i kerime. Ki Peygamberimiz zaten hadis-i şerifte de var. Fatiha-i Şerife sebu'un minel mesani. Sebu'un mesanidir. Tekrarlanan yeridir Fatiha-i Şerife. İşte tıvali mufassal deniyor. Tıvali mufassal deniyor. Hamimle başlayan 7 sure deniyor. Bir sürü şey var, tamam mı? Bu 7 yani sebu'un minel mesani'nin 7, bu tekrarlanan 7'nin de olduğuna dair bir sürü kabil var. Ama zahir olan böyle en çok böyle göze batan kabil Fatiha-i Şerif olması. Çünkü kolay da anlaşılıyor. Ve lekad elbette muhakkak ateyna verdik ke sana. Ateyna biz verdik ke sana. Ne verdik? Seb'an yediyi verdik. Neden? Minel mesani özür dilerim. Neden değil. Öyle yedi ki minel mesani tekrarlanandan sıfat burası. Seb'an yediyi verdik. Öyle yedi ki minel mesani tekrarlanandan yediyi verdik. Daha neyi verdik? Bel Kur'an'a Kur'an'ı verdik. Öyle Kur'an ki el azime büyük Kur'an'ı verdik. Şimdi bu yemin, kasem. Kasem ne demek? Hüseyin abi. Kasem ne demek? Yemin. Kasem ne demek? Yemin. Kasem. Uyandırmaya çalışıyorum da. Kasem ne demek? Yemin. Şimdi kasemin cevabı olur. Yeminin cevabı olur. Mesela dedin ki vallahi billahi dedin. Ne olmuş vallahi billahi? Vallahi billahi şöyle yapacağım. Vallahi billahi böyle yapacağım. Değil mi? Bu yeminin cevabı. Yemin olur. Bir de yeminin nesi olur? Cevabı şimdi durup dururken şimdi vallahi billahi. Ne olmuş vallahi billahi? Tamam mı? Velakat elbette muhakkak âteynâke seb'an minel mesâni vel Kur'ânel azîm. Değil mi? Tamam. Şimdi bir kasemin cevabı olur. Bir yemin olur. Tamam mı? Yeminin nesi olur? Cevabı olur. Mevlamız buyuruyor ki La temudden biz sana elbette muhakkak Kur'an verdik, Fatiha verdik biz sana. La temudden ayneyke. Sen gözlerini çevirme. Sen dönüp bakma. Neye? İlâ mâ o şeye ki metta'nâ bihi. Biz seni metalandırdık. Şey özür dilerim. İlâ mâ o şeye ki metta'nâ biz metalandırdık bihi onunla. Kimi metalandırdık? Ezvacen minhum. Onlardan bir takımlarını metalandırdığımız, faydalandırdığımız, yararlandırdığımız şeylere dönüp bakma. Ben sana Fatiha vermişim. Ben sana Kur'an vermişim. Ben sana vereceğimi zaten vermişim. Sen niye dönüp bakıyorsun onlara? Mevlamız Celle Celaluhu peygamberimize buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Terakuka kaymak.
جاءت حجة الكلب بتجارة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الصلاة يوم الجمعة فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إليه فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما حتى ختم السورة. جاء دحية الكلب دحية الكلب geldi bir ticaretin bir ticaretle geldi yani kervanıyla geldi bir iş yapmış kamyon mal getirdi tamam mı Mekke'ye mükerremeye kamyon ne getirdi anlıyorsunuz kamyon derken kastımı kamyon mal getirdi Mekke'ye mükerremeye acayip iş yapmış tam ne vakti cuma vakti peygamberimiz minberde aleyhissalatu vesselam peygamberimiz minberde tabii bir patırtı kütürdü dışarıdan bir dakika. O zaman Medine Münevvere. Peygamberimiz minberde aleyhissalatü vesselam. Tabi Müslüman olmayanlar da var şehirde. Cuma'ya gelmeyenler var değil mi? Şehirde Müslüman olmayan Yahudiler var, Hristiyanlar var, Cuma'ya gelmeyenler var, kadınlar var. Yani dışarıda gene insan var. Herkes, yani bütün şehir içeride dışarısı incin top oynuyor. Değil. Şimdi Dihye Kelbi gelince kervanıyla, ticaretiyle dışarıda bir patırtı kütürtü oldu. Bunlar fark ettiler. İçeridekiler fark ettiler. Peygamberimiz minberde hutbe okuyor idi. Okuyorum şimdi. Ve ca'a Dihye'tül Kelbi, Dihye Kelbi geldi. Bir ticaretin ticaretiyle geldi. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kaimun fissalati yevmel cuma. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kaimdi. Yani namaz diyor ama herhalde hutbedir burası. Feterekun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizi bıraktılar. Ve haracu ileyhi. Çıktılar dışarıya, kervana çıktılar. Ne olmuş, ne gelmiş, ne kadar getirmiş, ne getirmiş, şundan getirmiş mi, bundan getirmiş mi, ne olmuş? Şimdi bunları bağlayın hep birbirine. Böyle yapıyorlar böyle Mevla Teala. Ve idara ev ticareten, bir ticaret gördükleri zaman, evyatta lehven bir eğlence gördükleri zaman, infallu ileyha ona akarlar, ve terakuka infallu ileyha onu aktılar ve terakuka teraku terk ettiler ki seni kaima seni ayakta bıraktılar öyle. Seni ayakta terk ettiler öyle. Bıraktılar gittiler bir ticaret gördüler bir eğlence gördüler bir şey yani bir dünyevi bir şey gördüler bıraktılar gittiler seni. Tamam mı biz arkadaşlar? Şimdi okuyacağım ayet-i kerimeyi Taha suresinde okuruz orayı da inşallah Allah'ın izniyle. Bak birbirine bağlayın. وَلَكَدْ اَلْبَتَ مُحَقَّقْ اَتِيْنَا biz verdik ki sana seba'an min el-mesani seba'an yediyi verdik öyleydi ki min el-mesani tekrarlanandan yediyi verdik تَخَوَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Kur'an-ı Azim'i verdik لَا تَمُدَّنَّ sakın çevirme aynike gözlerini öğreneceğim arkadaşlar inşallah. Korkuyorum yani bir taraftan yani korkuyorum ama kendimden korkuyorum. Tamam mı? Kendimden korkuyorum. Taze talebeyim arkadaşlar. Tamam mı? Yaşım böyle 18, yani 17'nin sonu 18'in başı yaşım. Takriben 25-30 kişiyiz, o civarlar bir şeyiz talep arkadaşlarla. Rahmetli İsmail Hocam'ın camisine derse gidiyoruz. Tam Patrikhane ne kadar? Patrikhane şurada, Büyükşeyh Efendi'nin kabri şerifi burada. Büyükşeyh Efendi, Patrikhane burada. Hemen karşısında bir cami var ya, Tevki Ahmet Camii. İsmail Hocam rahmetli, oranın imamıydı. Ona yüzüne, ona derse gidiyoruz. Efendimiz'in hafızlık arkadaşı.
Direkt Efendimiz'in köylüsü beraber hafızlık yapmışlar. Anlatırdı. Efendimiz'in çocukluğundan anlatırdı bize. Kendisi Allah'a sıra. Efendimiz'in hafızlık arkadaşı. Ona derse gidiyoruz. Ben neredeyse hani yaşım 17'nin sonu 18'in başı ya, en neredeyse en küçükleriyim ben. Düşün hepsi kazık kazık adamlar, tamam mı? 25, 30, 35. Abi camideyiz, göreceksin yani. Camide yüzün o, camide ders yapıyorsun. İşte işraktan sonra cami-i şerife gidiyoruz. İkindiden sonra medreseye dönüyoruz. Yüzünü orada okuyoruz. Abi hopluyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar. Kazık kadar adamlar. Curcuna. Göreceksin. Ben fitil oluyorum. Gıcık oluyorum. Arkadaş yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Taze talebe. Çok rahatsız oluyorum ben. Hocama söylüyorum. Herhalde Başkan Mustafa, çünkü Başkan Mustafa Hoca vardı o sırada. Herhalde hocam anlatmışlar durumu. Hocam bana şey buyurdu. Ahmet dedi, sen her şey düzgün olsun istiyorsun değil mi dedi bana. Hocam yeni geldi aklıma. Ahmet dedi, sen her şey düzgün olsun istiyorsun değil mi dedi bana hocam. Evet hocam dedim, tabii yani Allah ne, tabii düzgün olacak. Tamam mı? Zaten heyecanlı konuşuyorum ya ben. Bir de o zamanı düşünün, iyice çocuk. Tabii dedim düzgün olacak yani Allah Allah. Tamam. Hocam böyle hiçbir şey demedi. Döndü gitti. Hiçbir şey demedi hocam. Öğrenirsin yani. Tamam mı? Öyle öyle ne yapmıyor? Olmuyor. Ama kardeş bu sefer de kendinden korkuyorum kabiliyet kaybolacak diye. Yani gördüğüm şeyleri görmemezlikten gelirsem, anlıyor musunuz? Görüyorum. Müdahale etsen bir dert, müdahale etmesem görmemezlikten, görsem müdahale etmesem acayip böyle batıyor böyle. Ha babam böyle bıçak sokuyorlar içeriye. Görüyorsun, bir şey demezsen, düzeltmeye çalışmazsan içeri bıçak sokuluyor. Ne kadar dayanacaksın ki buna? Söylesen olmuyor, söylemesen, Ahmet görmemezlikten gel, bu sefer görmemezlikten gele söyle. Görmezsin bu sefer, o hale gelirsin. Ne tarafı tüküreyim arkadaşlar? Aşağıya mı yukarıya mı? He? Orada. Şimdi mesela biraz önce bizim arkadaşlardan bir tanesi girdi içeriye. Sanki dünkü çocuk. Sanki dünkü girdi böyle. Ulan ders okunuyor lan burada, tefsir okunuyor lan burada. Girdi böyle sallana. Ne oluyor lan? Takta mısın oğlum? 20 sene okutmuşum ben adamı, daha yürümeyi bilmiyor adam. Ahmet sus, görmemezlikten gel. Görmemezlikten nasıl abi, söyle. Hiç bu dokunmasın mı, batmasın mı bu bana yani? Külhan Bey misin oğlum? Giriyor öyle içeri, giriyor sallana. Şu kapıdan çıkacak, şuraya gelecek, 5 dakika sürüyor böyle gelmesi. Bir kere ne oldu biliyor musunuz? Hocam buraya gelmişti. Hocam, Hatmi Şerif yapılıyor. Bizimkilerden yine bir tanesi aynı o şekil girdi içeriye. Hocam bana aşağıda buyurdu ki, o ne iş yapıyor buyurdu hocam. Ne iş yapıyor buyurdu o. Yani talep olduğunu bilmiyor mu, hoca olduğunu bilmiyor mu? Başlarım onun hocalarına. O demek o. Ne iş yapıyor demek o demek. Başlarım onun hocalarına demek. Baştan aşağı hoca olsa ne yazar? Yürümeyi bilmiyor daha. Cemaat için öyle mi girilir? Söylesen işe yaramıyor. Söylemesen Ahmet arada böyle ezildi babam, ezil. Ahmet bunlar dokunmasın, görmemezlikten gel. Bu sefer anladınız ne demek, ne demek istiyorum yani. Geriye şöyle öyle sallana. Abi insan geç kalabilir mi? Ulan geç kalan adam böyle sallana girer mi içeriye? Utanır lan, ezilir. Şöyle biraz büzülür böyle, çaktırmadan girer içeriye. Biraz büzülür. Değil mi? Böyle. Ne demek? Abi ben istediğim gibi kafama göre gelirim yani. Sorun yok demek o yani. Şöyle bir ezilir, dizlerini büker, şöyle hafif bir kısılır şöyle bir. Böyle kenardan sıvışa sıvışa girer bir yerlere, oturur. He? Öyle değil mi arkadaşlar? Sallana.
yani zor iş. Bak Mevla gözlerine karışıyor. La temuddenne aynayke, gözlerini çevirme. Dönüp bakmayacaksın. Ya neye bakmayacaksın? İlâ mâ mette'nâ bihi ezvâcen minhum. Ezvâc, sınıflar. Onlardan bir takımların, onlardan bir sınıflarını faydalandırdığımız şeylere dönüp bakma. Değil mi? Adamların bir hayatları var. Yani bizim topumuzun hayatını toplasan, biz ömür boyu böyle yemesek, içmesek, biriktirsek, tamam mı? Topumuzu toplasan, topumuzun ömrünü toplasan, adamların bir günü ne yapmaz? Etmez. Allah Teala buyuruyor ki ben sana Fatiha verdim, dönüp bakma onlara. Ben sana Fatiha verdim ya, ben sana Kur'an verdim. Niye dönüp bakıyorsun sen onlara verdiğim şeylere? Hocam gavurlar böyle ileri. Vallahi ben gavurdan daha ileriyim. Bende Fatiha var, onda Fatiha yok. Hocam adamlar var ya bak, Müslümanlar geri kalmış. Sen gerisin. Böyle diyorsan sen gerisin. Sen gerisin sen. Mevla buyuruyor ki bak ben sana Fatiha verdim. Ben sana Kur'an verdim. Ne dönüp bakıyorsun? Ulan Fatiha'nın yanında, Kur'an'ın yanında bırak heves etmeyi, bakmaya değer şeyler değil onlarınki. Bir daha okuyorum. Ve lekad elbette, muhakkak ateyna, biz verdike sana. Neyi verdik? Arkadaşlar hep dünya sevgisi işte. Söyleyin. Dünya sevgisi. Dünya sevgisi olunca ya Fatiha tamam ya, el Fatiha tamam işte o kadar yani, ne olacak ki yani. Dünya sevgisi. Ama Allah derdi olunca iş değişik bak. Ve lekad elbette, muhakkak ateyna, biz verdik sana seb'an minel mesani, tekrarlanan seb'an, yediyi verdik. Minel mesani, öyle yedi ki minel mesani, tekrarlanan yediyi verdik. Vel Kur'an el azim, sana büyük Kur'an verdik. La temuddenne, andolsun elbette, muhakkak, sakın çevirme, uzatma. La temuddenne, meddetme, uzatma aynayki, iki gözünü. İlâ mâ, o şeye ki metta'na, biz yararlandırdık bihi, onunla, ezvacen, bir takım sınıfları, minhum, onlardan. Ve la tahsen aleyhi, Müslüman olmuyorlar dedi, üzülme. Onların elindeki dünyevi nimetlere ne yapma? Gözünü uzatma, bakma. Gözüne bile bakma. Tamam mı? Ve la tahsen aleyhim, hiç üzülme de onların aleyhine. Hiç üzülme, Müslüman olmuyorlar falan, hiç üzülme, hiç umursama. Ve hıfz ve alçat cenahake, kanatlarını lil müminin, kanatlarını müminlere alça al. Sen Müslümanlara, müminlerle uğraşsan. Bakın şimdi Taha suresini okuyalım. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَجْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً. Buraya kadar aynı neredeyse. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, iki gözünü uzatma. اِلَى مَا, o şey ki مَتَّعْنَا بِهِ, onunla metalandırdık, faydalandırdık, yararlandırdık. اَجْوَاجًا مِنْهُمْ, onlardan bir takımlarını. زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya süsleri. Niye yaptık? لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, onları imtihan edelim, onları belalandıralım, onları fitneye düşürelim diye böyle yaptık. Ve rizku rabbiki hayrun ve ebuka, Rabbinin rızkı daha hayırlıdır, daha bakidir. Burası da Taha suresi bak. Şimdi Müslümanların aklı dönüyor. Ay gavurlar böyle, gavurlar şöyle. Demek ki bizde bir şeyler eksik, yanlış ki biz onlar gibi olmuyoruz falan. Ben Müslümanım. Ben söyleyin. Müslümanım. Benim derdim Mevlamızı memnun etmek. Böyle doğrusu bu. Allah'ım bunu becermek nasip etsin. Buna göre yaşamak Mevla nasip etsin. Hatam, bu derdim bu. Bu derde muhalif şeyler yapıyorum ben. Bu derde ters düşen, bu derde zıt düşen şeyler ne yapıyorum? Yapıyorum ama biliyorum ki o yaptıklarım eksik, benim eksiğim, benim hatam olması gereken bu. Bu öyle yaptığım zaman ben doğru yapıyorum. Bunun dışındakiler ne? Yanlış. Hasbel beşer, insanlık hasebiyle yaptığım hepsine söyleyin, yanlış. Doğrusu bu. Tamam mıyız arkadaşlar? Dünya olabilir de söyleyin, olmayabilir de. Dünya olabilir de olmayabilir de. Sen vazifeni yaparsın, görevini yaparsın, uğraşırsın. Allah Teala bazen verir, bazen vermez. Bazen az verir, bazen çok verir, bazen çok çok verir, bazen çok az verir, bazen hiç vermez. Dünya olabilir de olmayabilir de. Muvaffakiyet benim başarım neyle? Mevlamın rızasıyla. Ben Mevlamın rızasını kazanırsam ben başarılı oldum demektir. Ben dünya hayatında başarılı oldum demektir. Tamam mı? Mal varlığı, azlık, çokluk başarıda ölçü mü? Değil.
Ama ben Mevlam'ın rızasını kazanamazsam, Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar, o zaman ben başarısız olduğum, büyük ziyana düştüm demektir. Al varlığın, olsana yazar, olmasana yazar. Şimdi isim Müslüman, cisim Müslüman, dil Müslüman ama akıl kalp Müslüman değil. Akıl kalp başarıyı neyle ölçüyor? Dünya ile ölçüyor. Dünya çok senesin, başarılısın. Dünya azsa, dünya yoksa sen nesin? Başarısızsın. Müslümanlar niye geri? Bir kere Müslümanlar, ne demek Müslümanlar niye? Müslümanlar geri mi? Önce onu söyleyelim bakalım. Onu bir oraya bir bakalım önce. Müslümanlar geri mi? Nasıl misal vereyim ben size? Diyelim ki biz şu anda Konya'dayız. Tamam mı? İki tane araba var. Bir tane araba Kars'a doğru yola çıktı. Bir tane araba da İzmir'e doğru yola çıktı. Bir tane araba söyleyin. Kars'a doğru yola çıktı. Bir tane araba İzmir'e doğru yola çıktı. Kars'a doğru yola çıkan araba saatte 180 km hızla gidiyor. İzmir'e doğru yola çıkan araba da saatte 120 km hızla gidiyor. İzmir'e doğru yola çıkan araba 3 saat sürüyor. Ne eder? Düz mantık gidin. 360 km yol geldi. Dönüyor bakıyor ki Kars'a giden araba tozu yutmuş. Hiç ortada bile ne yapmıyor? Gözükmüyor. Diyor ki Kars'a giden araba geri kaldı. Kars'a giden araba geri mi kaldı? Hayır. Kars'a giden araba 180 çarpı 3 ne eder? 540 kilometre yol yaptı. Abi yolla istikametlerimiz farklı ki bizim. Hedeflerimiz farklı ki bizim. Şöyle diyebilirsin, bir araba Kars'a gidiyordur 180 ile, bir araba Kars'a gidiyordur 120 ile, bu adam geride kaldı diyebilirsin. Ama İzmir'e giden araba ile Kars'a giden arabayı niye karşılaştırıyorsun ki sen? Niye karşılaştırıyorsun biliyor musun? Her ne kadar yönün Kars'sa da için İzmir kardeşim senin. Aklın kalbin İzmir, onun için karşılaştırıyorsun. Her ne kadar yönünü zahirde böyle, görünüşte böyle, lafta Kars'a çevirmişsen de, İçin, aklın, kalbin ne? İzmir senin aklın, kalbin. Onun için sen onunla karşılaştırıyorsun. Anladınız mı demek istediğimi arkadaşlar? Tamam. Hiç gözünü çevirmeyeceksin. Bak iki tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Aynı bak, başları aynı yani. La temuddenne sakın, bak sonunda la temuddenne onunu müşeddede, yani muhakkak, kesinlikle, katiyen yani böyle. Tek et. La temuddenne, sakın çevirme ayneyki iki gözünü. Peygamberimize buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. İlâ mâ mette'nâ bihi ezvâcen minhum. Onlardan bir takımlarını yararlandırdığımız dünya nimetlerine, öteki ayet-i kerimine zehretel hayâti dünya. Dünya süslerine ne yapma? Gözünü çevirme. Niye? Lekad âteynâke seb'an minel mesâni. Ben sana Fatiha verdim. Ben sana Fatiha verdim ya. Ben sana Fatiha verdim ya. Düşün şimdi bir tane... Bir çocuğum var, tamam mı? Çocuğuna kalkıyorsun bir tane cumhuriyet altını, bayramda cumhuriyet altını veriyorsun çocuğuna. Bir cumhuriyet altın kaç para? Takribi söyleyin. Kaç? 18 bin lira maşallah. Çocuğuna bir tane cumhuriyet altını veriyorsun, tamam mı? Bir de komşunun çocuğuna gelmiş, bayramda elini öpmüş, onu da çıkartıyorsun 50 lira veriyorsun. Çocuğun vay 50 lira verdi babamına diyor, böyle bakıyor böyle. 50 lira verdi, böyle gözleri açılıyor böyle. Bir de içten içe sana darılıyor, baba diyor ona 50 lira verdin diyor. Bana diyor bir şey verdin diyor böyle diyor. Bir şey verdin bile demiş. Görmüyor bile onu. Ona 50 lira verdin diyor ya. Vay be 50 lira verdi ona diyor. 50 lira verdi babam ona diyor. 50 lira verdi ona babam. 50 lira verdi ona. Sen ne saçmalıyorsun ya? Sen ne saçmalıyorsun ya? Bu o demektir arkadaşlar. Ben sana Fatiha verdim. Ben sana Kur'an verdim. Hiç gözünü çevirme. Tefsir-i Şerif'in birinci cildinde var arkadaşlar. Hani vakitler olduğu için bakma, istedim böyle bakmak da vakitlerde. Ancak burayı anca bitirdim. Men lem yeteganne bil Kur'ani feleyse minna. Men kim lem yeteganne, kendini zengin. İki manası var buranın.
bizle alakalı uygun manaya veriyorum. Men kim lem yetegenne bil Kur'an, Kur'an'la kendini zengin hissetmezse feleyse minna, bizden değildir o adam. Sende Kur'an var, sen kendini fakir görüyorsun, zengin görmüyorsun, senin bizimle alakan yok. Men kim lem yetegenne, zenginleşmezse, zengin hissetmezse bil Kur'an'ı Kur'an'la, feleyse minna, bizden değildir. Sende Kur'an var, sen diyorsun ki fakirim ben, ihtiyaç, muhtacım ben, ben fakirim ben, sen zengin değilim ben, bizimle alakan yok senin. Zenginlik işte. Yani işte zenginlik. Ya zengin. Bak, gına ihtiyaçsızlık deme. Benim başka bir şey ihtiyacım yok ya. Bu dünyada insanın, bak şimdi didiklesen insanın ihtiyacı biter mi? Bütün ağalar paşalarına hala bir şeylere ihtiyacı var mı? Yani bir insan ki benim hiçbir şey ihtiyacım yok, öyle bir şey mümkün mü? Ya olmaz öyle bir şey, tamam mı? İhtiyaçsızlık deyince böyle yani incik boncuk hiçbir şey ihtiyacı olmayacak o manada anlamayın. Kendini ihtiyaçsız hissetmek. Abi ben tahta, tamam ya, Allah Allah ya, elhamdülillah ya. Tamam mı? Hep fakirlik edebiyatı değil mi milletinki? Açız, 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 açız. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle o tarafa tatile akarlar, o tarafa alışveriş merkezine akarlar, o tarafa oraya akarlar, bu tarafa buraya akarlar. Ama ağızlarında ne var hala? Açız değil mi? Herkes böyle diyor. Açız, açız, açız. Açlıktan ölüyor millet. Açlık sınırının altında yaşıyor millet. Ulan millet açlık sınırının altında. Bir insan açlığın altında, bak aç bile değil, açlık bile değil, açlığın altında. Açlığın altında yaşarsa kaç gün dayanır bir insan? Söyleyin. He? Yani 3 gün, 5 gün, 10 gün, yani o zaman o 2 hafta sonra bütün memleketin nüfusunun sıfırlanmış olması lazım. Oluyor mu hiç öyle? Yok. Açlığın altında yaşıyorsak, ben aç yaşasam mesela, aç yaşasam ben kaç gün yaşarım ki ben yani? Ona... He tabii ben 60 gün yaşayacağım, bırak ya, bırak. Selam abi Cömert. 60. Tamam, kaç gün yaşayacağım ki ben? Selam abi, kaç kilosun? 85, 10 kilo mu var fazladan? Yani 10 kilo demek, değil mi? Oo, günde 70 bin kalori, 1000 kalori yaksan, misal söyleyeyim, 2000 kalori yaksan, fazla fazla gideyim, 2000 kalori yaksan 35 gün yaparsın, sen yaşarsın yani. Tamam. Açlık sınırının altında olsaydı milletin ne olması lazımdı? Pıtır pıtır dökülmesi lazımdı. Ama öyle diyorlar mı? Ve bu, dikkat edin, buna inanarak söylüyorlar mı? Açız derken, millet aç, perişan, selsefil derken inanarak söylüyorlar mı? Dolayısıyla hani zengin değil, onunla alakası yok. Elinde Kur'an var, kendini zengin hissetmiyorsan, veleyse minna. Çalış, kazan, uğraş, tamam, olur olur, olmaz olmaz, ayrı mevzu. Ama abi, yani. La demuddenne, Allah'ımız yasak, gözlerini bile çevirme. Şimdi biz insanız. Şimdi geldik öbür tarafa. Biz neyiz? İnsanız. Bizim fıtratımızda, mayamızda mal sevgisi var. Doğru mu? Ne yaparsan yap. Var mı? Var. Ha, kiminde 3 kilodur, kiminde 33 kilodur, kiminde 3 tondur ama hepimizde var mı? Var. Ama bu doğru bir şey mi? Yanlış. Şimdi için meyledecek mi? Meyleder. Orada kendine kızacaksın işte. Şşt, hop diyeceksin kendine. Ne oluyor diyeceksin yani. İçimizde var arkadaşım yani. Mayamızda var. Çamurumuzda, hamurumuzda var. Bazen olacak, meyledeceksin. Meylettiğin zaman hemen stop, dur bakalım. Tamam, çalış, kazan, uğraş. Ama meyil ayrı bir şey. Gözleri çevirmek ayrı bir şey. Bak çalışmayın buyurmadı Mevlamız Celle Celaluhu. Kazanmayın buyurmadı Mevlamız. Ama gözünü çevirme. Tamam mı? Gözünü çevirme. Ve la tahzen aleyhim, onların aleyhine üzülme. Ve hfiz, alçalt cenahake, kanatlarını, lil müminin, müminlere. Ey yani. Lekat elbette, muhakkak, a'tayna, biz verdik sana. Arkadaşlar, yani Mevlamız Celle Celaluhu, Mevlamızın hitapları böyle acayip. Allahümme salli ve sellem. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تريد زهرة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Şimdi ben okuyacağım arkadaşlar, takıldığım yerde iş var ya yani. Hüseyin. Tamam, takıldığım yerde. Vesbir nefseke, nefsini hapset, kendini hapset. Şimdi müşrikler geldiler Peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Dediler ki ya Muhammed, biz seni geleceğiz dinleyeceğiz. Biz seni geleceğiz dinleyeceğiz. Ama yani senin yanında çapulcu çapulcu adamlar var ya, köle, gariban, öyle hani, kusura bakmayın, ayağına giymeye donu yok adamlar var senin yanında. Hani biz bu adamlarla gidip aynı yerde oturmayız yani. Bize özel bir meclis. Bize hususi, ağalar meclisi, ağalar sohbeti. Ne sohbeti? Ben sizi hiçbirinize şu ana kadar var mı öyle hiç ne iş yapıyorsun diye sordum bu kimseye. Mesela gıcık olurdum, tamam, bir yere sohbete giderdik böyle. İşte adet olmuş millette. Başlıyorsun böyle sıradan başlıyorsun. İsmin, soy ismin, memleketin, ne iş yapıyorsun? Ya bana ne lan, sen ne iş yapıyorsun? Memleketin neresi? Allah Allah ya. Bana ne yani? Kimseye sordum ben ne iş yapıyorsun diye. Ağlar meclisi, ağlar sohbeti. Bize özel yani. Biz bu adamlarla beraber ne yapmayız? Biz seni dinleyeceğiz, dinleriz. Bir bakalım ne diyorsun ama bize ne olsun? Özel olsun. Olmaz öyle bir şey. E dediler, o zaman hiç olmazsa bizi ön tarafa al. Protokol. Bizi ne yap? Bizi öne al. Biz önde olalım. Onlar arkada olsun. Adamlarla yan yana ya, hayret bir şey ya, ağzı kokuyor adamın ya, karnı aç ya, 3 gündür yemek yememiş ya, üzerinde kıyafet yok ya, bir şey yok adamın yani. Ben o adamla yan yana oturacağım. Olmaz. Hiç o zaman bize konuş. Hani konuşurken bize konuş, ona bakarak değil, bana bakarak konuş. Peygamberimiz öyle bir tereddüt eder gibi oldu. Mevlamız buyurdu ki vasbir nefseke maalle, vasbir hapset nefseke kendini, maallezine öyle kimselerle ki yed'ûne rabbahum, Rablerine ibadet ediyorlar. Bilgadâti vel aşiyyi, sabah akşam Rablerine ibadet eden okunların arasına kendini hapset. Ve lâ ta'adu aynâke anhum, ve lâ ta'adu çevirme aynâke iki gözünü anhum, onlardan. Ve lâ ta'adu dönmesin, nereden? Çevirmeden döndüm. Niye döndüm çevirmeden? Çünkü kafam başka taraftaydı. Niye döndüm çevirmeden? Dikkat etsen yakalardım burayı. Niye döndüm? Aynı hake merfu. Suma yanlış olur. Ve la ta'du dönmesin, udul etmesin aynake, gözlerin, iki gözün dönmesin anhum, onlardan. Gözlerin onlardan dönmesin. Gözlerin başka tarafa bakmasın. Kendini onların arasına hapset, gözlerin başkasına ne yapmasın? Bakmasın. Öyle köleydi, garibandı fark etmez. Sabah akşam Rablerine ibadet eden adamlar, gözlerini de onların arasında dur, gözlerin de onlardan başka tarafa dönmesin. Türidü zînetele hayâti dünya, sen dünyanın süsünü istiyorsun. Arkadaşlar acayip bir bari ya. Mevlamız peygamberimize buyuruyor, sen dünya süsü istiyorsun sen. Arkadaşım, peygamberimize böyle buyuran Mevla sana bana ne der ya? İşte yok, Müslümanlar ileri gidecekmiş. İşte öyleymiş de böyleymiş de. He? Ve la ta'du aynake anhum fe la ta'du. Yani aşmasın aynake gözlerin anhum, onlardan. Gözlerin onlardan çevrilmesin. Gözlerin onlara böyle yapışsın, böyle şey yap, ne dedin ona? Kitle gözlerini onlara, kilitle gözlerini onlara. Gözlerin onlara kilitlensin, başka tarafa bakmasın gözlerin. Sonra hiç Mevla hiç müsamaha yok. Sen dünya süsü istiyorsun. Sen dünya ziyneti istiyorsun. Sen dünya istiyorsun. İşte gelsinler dinlesinler bu adamlar, büyük adamlar, kodaman adamlar. Bu adamlar dinlerse, anlarsa geç onları geç. Sen dünya ziyneti istiyorsun. İşte Müslümanlar çok zengin olsun da İslam'a hizmet ederler. Geç onları geç sen. Geç onları geç. Müslüman kafası arkadaşlar. Allah'ım bana da size de kemalini nasip etsin. Tamam mı?
Mesela bunlar çok çok şedid arkadaşlar, yani çok böyle çok böyle keskin jilet gibi. Hiç. Ben sana Fatiha verdim. Hiç onlara verdiklerime bakma bile. Hiç bakma bile. Ben sana Fatiha verdim. Bak çalışma değil, çalış, uğraş. Usulüyle, adabıyla vazifeni yap, çalış, uğraş. Ama bakma, dert etme kardeşim. Tamam? Sen dünya süsü istiyorsun. Onlarla beraber otur. Gözlerini onlara dik. Adam gibi geliyorlarsa gelirler, dinliyorlarsa dinlerler. Buyurun sofra açık. Dinlemiyorlarsa da ve la tahzen aleyhim, hiç de üzülme bak. Ve la tahzen aleyhim, hiç ne yapma? Onların aleyhine üzülme. Ve ahfız cenahake lil müminin, sen müminlere kanadını aç, alçalt. Sen müminlere kanadını alçalt. Bu kadar. Abi bizim yön başka. Söyleyin. Bizim yön başka, bizim istikamet başka. Biz kendi istikametimizdeki hızımızın azlığına, çokluğuna ona bakalım yani. Kendi yolumuzdaki sapmalarımıza bakalım. Adam İzmir'e doğru gidiyor. Adam Paris'e gidiyor. Lan bana ne lan Paris'e giden adamdan ne Paris'e? Benim ömrüm boyunca benim Paris'e gitmek diye bir hedefim yok ki benim. Sen bana Paris'e niye yavaş gidiyorsun diye soruyorsun yani. Benim öyle bir hedefim yok ki. Ben Kars'a doğru gitmeye çalışıyorum. Ben Medine Münevvere'ye doğru gitmeye çalışıyorum yani. Ha, Medine Münevvere'ye giderken Paris'e de öyle bir şey olursa olmaz değil, olur mu? Olur. Ama olmazsa olursa olur, olmazsa olmaz. Ben Medine Münevvere'ye ulaşırsam ben ulaşmış olacağım, varmış olacağım ben. Ulaşamazsam ben ömür boyu ben Paris'e gitsem ne olur yani? Sabah akşam Paris'e gitsem ben ne olur yani? Hiçbir şey değil ki. Anlıyorsunuz arkadaşlar. E şimdi bakın bakalım sizin kalbiniz, sizin aklınız, sizin hayatınız nasıl? Şimdi herkes kendini buraya göre düşünsün. Bu okunanlara göre düşünsün bakalım. Sizin yönünüz, dilinizden çıkan elhamdülillah Müslümanım diyorsunuz, orası tamam da. Hakikaten hayattaki yönünüz, bu elhamdülillah Müslümanımı kaldı, kusura bakmayın hani anlayın diye, onu kaldırsan koysan kenara. Bütün hayatına bakılsa, hayattaki çalışmana, hedeflerine, gayelerine bakılsa. Bak bakalım yön ne taraf? Herkes kendi muhasebesini kendi yapsın. Hani o etiketi kaldır. Müslüman etiketini kaldır. Müslüman başlığını kaldır. Hani anlayın hani öyle bir olma da. Hani anlayın. Tamam mı? Hayatı, zahir hayata bakın. Ne taraf yani? Ey yani lekad elbette muhakkak a'tayna, biz verdik ki sana ya Muhammed, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, neyi verdik? Suretel Fatiha'ti, Fatiha-i Şerifi'yi verdik. Ümmel Kur'an, Kur'an'ın annesi olan, Kur'an'ın aslı olan, ümmü olan, aslı mesabesinde olan Fatiha-i Şerifi'yi verdik. Vehiye Fatiha-i Şerife seb'u ayatin, 7 ayettir. Tutla okunur ve tükarrar, tekrarlanır. Ayatü ha ayetleri fi kulli rak'atin min rak'atis salati, namaz rekatlarının her rekatında tekrarlanır. Raval Bukhari anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi peygamberimizden rivayet buyurdu. Kal, peygamberimiz buyurdu ki elhamdülillahi rabbil alemin ile başlayan Fatiha suresi hiyo seb'ul mesani, tekrarlanan yedidir. Vel Kur'anul azim ellezî utîtuhu, verilmiş olduğum büyük Kur'an'dır o, buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani bu ayet-i kerimeyi de tefsir etmiş oldu. Fakat muhakkak cemaat cem etti, topladı hadi suratu, bu sure-i celile-i cemile yani Fatiha-i Şerife, neyi? Mekâsıret dini, dinin maksatlarını topladı. Kema emarnâke bil Kur'anil azîm. Biz sana Kur'an-ı Azim ile emrettiğimiz gibi hatimetil kutubis semaviyeti, semavi kitapların sonuncusu Kur'an'la sana emrettiğimiz gibi Fatiha-i Şerife bütün hükümleri topladı. Fela tenzur ila ma aleyhil kuffar, kafirlerin üzerinde bulunmuş olduğu nimetlere bakma. Min asnafin ni'am, nimet çeşitlerinden, minel mal vel benin, maldan, oğullardan. Mal malum, oğullar demek, hem gururlanmak var hem adam çokluğu var. Ne var? Adam çokluğu, kalabalık yani. Hiç bakma. Ne kadar değil mi? Yani mesela şimdi çevrenin geniş olması, kallavi çevre olması insanın kuvvetidir, değil mi? Şimdi dünyevi olarak düşünün. O zaman da oğullar. Oğlum var, amca oğlum var, dayı oğlum var, oyun var, buyun var, kalabalıksın. Tamam? Şimdinin çevresi gibi yani. Onun için hiç bakma. Fema ya, senin hiç kimsen yok. Senin mesela Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam iki tane erkek çocuğu oldu, vefat etti mesela. Aleyhissalatü vesselam. İki değil mi? İkiymiş mi? İki. Üç.
Vefat etti mesela. Hayatta bir tane var mı? Yok. Öbürünün sülale. Of. Öbürü. Hiç bakma böyle Mevlamız. فَمَا اَعْطَيْنَاكَ Bizim sana verdiğimiz şey اَعْضَمُ مِنْهَا Onlardan daha büyüktür. O onlarda gördüğün nimetler var ya, bizim sana verdiklerimiz, hususiyle Fatiha-i Şerife ve Kur'an-ı Azimuşşan, onlara verdiklerimizden daha büyüktür. Ve eşrafu daha şereflidir. Ve ekramu daha iyidir. وَلَا تَحْزَنْ لِعَدَمِ اِيمَانِهِمْ Onların iman etmemelerine üzülme. Ve tevaada limen amene ma'ake min etba'ike senin tabilerinden sana tabi olanlardan iman edenler var ya onlara sen tevaatı göstersen onlarla beraber ol. Ve kul de ne de inni muhakkak ben ene ben en neziru ben korkutucuyum el mübin apaçık korkutucuyum ben. Kema enzelna alel muktesimin kema enzelna biz indirdiğimiz gibi alel muktesimin bölüşenler üzerine indirdiğimiz gibi. Şimdi yani el-vâdıh el-müyesser direkt olarak ehli kitabı söylüyor. Mevla'nın ayetlerinden bir kısmını inanıp bir kısmını küfretmeleri, bir kısmını inanıp bir kısmını inkar etmeleri, burada bölüşmeleri direkt onu söylüyor. Hani mealde birinci olarak bu müşriklerden bahsedilmiş. Böyle o çok latif bir mana var orada. Müşrikler 12 Mekke-i Mükerreme'nin girişlerini kapatmışlar. Kapatmışlar demek adam yerleştirmişler. Dışarıdan gelenlere şey diyorlar, nasihat ediyorlar akılları sıra. Bak içeride böyle böyle birisi var, onu ne yapma, sakın dinleme. Dinlemeyin onu ha. Şimdi de bize diyorlar, böyle aklı olan bunları dinlemesin. Bunları dinlemeyin. Bunları dinlemeyin diyorlar şimdi bize de. Bunları dinlemeyin diyor adam. Aynı onun gibi. Ebu Cehil aleyhillâne. Ebu Cehil böyle çadır çadır gezerdi panayırlarda. Sakın bunu dinlemeyin. Tamam. Gelecek şimdi size bir şeyler söyleyecek. Sakın bunu dinlemeyin. Bak sapıtırsınız ha. Bu var ya bu acayip acayip konuşur. Sakın bunu dinlemeyin. Kema enzelna alel muktesimin. O bölüşenler. O bölüşenler. Bu manaya göre yani şehrin kapıları çıkışlarını bölüşenler. Aşağıda mealde, aşağı tefsirde okuyacağımız Hristiyanlar, Yahudiler. O müşriklerden bahsedersek yani onların başına kema enzelna alel muktesimin o muktesimlerin bölüşenlerin başına indirdiğimiz bela gibi Bedir'de başlarında gelen şey Yahudilerin Hristiyanların da helakları işte. Ellezine öyle muktesimler bölüşenler ki cealül Kur'an'ı Kur'an'ı yaptılar. Nedir yaptılar? Azîn parça parça yaptılar. Ey yani. Kullahum ve kullahum onlara de ki ene ben er rasulul mündiru lekum min azabillahi. Ben Allah'ın azabından sizi korkutan elçiyim peygamberim. Ben sizi Allah'ın azabından korkutuyorum. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. El-vâdihu fî da'veti ve inzâri korkutmamda, davetimde çok açık olan bir korkutucuyum ben. Fakat enzelnâ aleykel Kur'an elbette biz sana Kur'an indirdik. Kema enzelnâ alel yehud ve nasara. Kema enzelnâ alel muktesimîn o zaman şey olur. Kema enzelnâ yani kitap indirdiğimiz gibi. Kema enzelnâ alel yehud ve nasara. Yahudilere müşrikler olursa kema enzelna azap indirmek, ehli kitabı olursa kitap indirmek. Kema enzelna alel yehud ve nesara, Hristiyanlara, Yahudilere indirdiğimiz gibi Tevrat ve İncil, Tevrat ve İncil'i. Lebfine şimretep. Ve amene ba'duhum ve kafara ba'd. Bir kısmı iman etti, bir kısmı küfretti. Ve amenu bima yuvafiku ehvâhum, hevalarını, isteklerini, işlerine gelene iman ettiler. Ve kafaru bil ba'd, işlerine gelmeyenleri inkar ettiler. Kema faale kavmuka min kuffar Mekke kavminden Mekke kafirleri yaptığı gibi arkadaşlar acayip bir zamanda yaşıyoruz yani. Mesela peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam işte kafirler vardı, münafıklar vardı. Münafık iman ettim diyor ama iman ne yapmış? Etmemiş. Şimdi bizde bir de acayip bir grup daha var şimdi bizde. Bak münafıklar yani iman ettim diyor ama iman etmemiş. O biliyor iman etmediğini. Şimdi bizdekiler o desen o değil, bu desen bu değil. Kafir desen yok yani küfür söylemiyor. Münafık desen münafık inandım diyor ama kalbinde inanmadım diyor. Bu kalbinde de inandım diyor, diliyle de inandım diyor. Ama periz yok, turşu yok, turşu çok. Böyle acayip bir şey yani.
O yani o sınıfa da girmiyor, bu sınıfa da girmiyor. Diliyle inandım diyor, kalbi de inandı, kalbiyle de inandım diyor da bu inandım dediği şey yani hılkat garibesi bir şey yani oradan kesmiş, buradan kesmiş, orayı öyle çevirmiş, burayı böyle çevirmiş. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz, şu şöyle, bu böyle, o öyle. Bir inandım diyor, başlık Müslümanlık, başlık İslam da buna böyle İslam yazsam böyle altına bir anlat bakayım İslam'ı desen o yazacağı şeyin İslam'la bir alakası yok. Hatta kötü tarafı hakiki İslam'ı yazsan böyle, böyle altına da İslam'ı yazsan onun çoğunu böyle elinin tersiyle iter düşman kesilir yani. Ya hoca efendi hocama dedi öyle. Hocam dedi bu camide cemaat var dedi. Bana Kur'an'dan göstersen teyze kızı, hala kızı evlenir ben kabul etmem diyor. Bana Kur'an açsan göstersen bana ben ne yapmam? Bana ters oluyor ben kabul etmem. Kur'an'dan göstersen kabul etmem. Kilit nokta ne? Cami cemaati. Lan siz çalışmıyor bunlar ha. Kilit nokta ne? Cami cemaati. Beş vakit namaz kılan adam. Allah Allah. Arkadaş güler misin, ağlar mısın? Böyle acayip şaşılacak iş yani. Efendi Hazretlerimiz kaddesullahu sırra, ben yetişmedim o zamana. İman İslam Risalesi okuyormuş kürsüden. Allah alem, öyle hatırlıyorum. Öldükten sonra dirilmekten bahsedilmiş. Bir tanesi kalkmış. Misafir ama tamam mı? Yani o kadar da olmaz artık yani. Misafir ama cami sonuçta caminin içinde olan olay. Sonuçta caminin hoca efendi demiş şimdi biz öldükten sonra dirilecek miyiz demiş yani. Arkadaş Efendi Hazretleri şaşırmış. Sen demiş bunu yani ciddi mi soruyorsun şaka mı soruyorsun yani böyle bu böyle de soru yani. Yo demiş ciddi soruyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Buna şaşırıyor musunuz? Talha Hoca anlatmıştı Sellemullah. Gerçi Sellemullah da o da işte. Balkanlara Marf'a gitmişlerdi. Döndüğü zaman anlatmıştı. Camiye gelmişler. Akşam namazı vakti. İmamı yok. Bunlar da hani mevzu namaz kılmak değil. Mevzu orada vazife yapacaklar. İnsanlara bir şeyler anlatacaklar ya. Hoca Efendi'yi bulmuşlar evinden getirtmişler tamam mı? Hoca Efendi gelmiş akşam namazını kıldırmış sonra dönmüş sünneti de kıldırayım mı demiş. Yani. Dönmüş sünneti. Masal anlatmıyorum arkadaşım ya. Değil mi? Yani bunu fıkra olarak anlatsan Nasrettin Hoca şöyle yaptı böyle deseydin değil mi? Gülersin yani değil mi? Yani çok uzak değil 20 senelik 30 diyor yani 20 25 senelik olay bu. Sünneti de kıldırayım mı demiş. Fe'amene ba'duhum ve kafara bi'ba'd. Amenu bima şimdi bizdeki bu işte bizim o anlattığım o grup var ya o bu işte. Amenu bima yuafiku ehvahum. İşlerine geleni iman ediyorlar, işlerine geleni tasdik ediyorlar, kabul ediyorlar. Ve kafara bi'ba'd. İşlerine gelmeyen kısmı inkar ediyorlar. İşlerine geleni tamam. İşlerine. Ama işlerine gelmeyen kısmı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Kema fa'ale kavmuka min kufari Mekke. Senin Mekke kafirlerinden senin kavminin yaptığı gibi hine kalu anil Kur'an Kur'an'dan dedikleri zaman sihrun ve şi'run ve satirul evvelin sihirdir dediler, şiirdir dediler, evvelkilerin masallarıdır dediler. Ya yani diyorlar, konuşuyorlar. Azim ey ecza'a müteferrika. Ellezine cealul Kur'an'ı adîn, Kur'an'ı parça parça yaptılar. Yani müteferrik parçalar. Raval Bukhari an İbn Abbasin, İmam Bukhari rahimullah, Abdullah bin Abbas Hazretleri'nden rivayet buyurdu. Ennehu kal, Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu ki, hum ehlül kitab. Burada adîn, ellezine, ya ehli kitaptır. Cezzeûhu ecza'a, onu parça parça yaptılar. Ve âmenü bi ba'dihi, bir kısmına iman ettiler. Ve kafirû bi ba'dihi, bir kısmını inkar ettiler. Ve hâzil âyetü tesliyetun. Teselliyetun lirrasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerime peygamberimize tesellidir. An sani'i kavmihi bil Kur'an ve tekzibihim lehu. İşte kavmin Kur'an-ı Kerim'e karşı davranışı ve peygamberimizi yalanlamalarına karşı peygamberimize tesellidir. Feve rabbike. Rabbine yemin olsun ki. Lenes elennehum. Ne kadar tevkid var bak. Fe ve
Fe var. Ve Rabbike, kasem var. Lam var. Nun-u müşeddede var. Ecma'in var. Tekid üzerine tekid, tekid üzerine tekid. Bak kesinlikle, elbette, muhakkak, yemin ederim, bak kat'iyyena, tamam mı? Bak kesinlikle, böyle arka arkaya bak bu kadar böyle şey tekrar ediyor Mevla Teala Celle Celaluhu. Bir şey buyuracak Mevla Teala ama buyuracağı şeyde ne yapıyor? Bir sürü fe, vav, kasem, vallahi ve rabbike, Rabbine yemin olsun, ve rabbike, ya Rabbine yemin olsun, le, elbette. Sonundaki nunu müşeddede lenes elenne hum ecma'in, onların hepsine soracağız biz. Allahi Rabbine yemin olsun, elbette, muhakkak, kesinlikle, katiyen, bak unutma, hepsine soracağız biz onları. Öyle mi? Sana böyle diyorlar, böyle yapıyorlar değil mi? Hepsine soracağım ben onları. Amma kanu ya'melun, oy bu yaptıkları şeylerin hepsini ben onlara soracağım. Bu yaptıklarından hepsine soracağım ben onları. Ey yani ve uksimu leke bi rabbike ya Muhammed, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Rabbine yemin ederim ki lenes elennel halaike ecma'in, bütün mahlukatı ben elbette muhakkak soracağım, amma kanu ya'melune fi dünya, dünyada yaptıklarını. Fasta' bi ma tu'mer, fasta', açıkça dile getir, anlat, bi ma tu'mer, emrolunduğun şeyi, emrolunduğun şeyi açık açık anlat. Şimdi bir de o var ha şimdi. Hoca sen peygamber misin? Gittin geldin mi de konuşuyorsun? Kimse bir şey söylemesin kardeşim. Hiç kimse bir şey söylemesin. Herkes işine baksın. Kimse kimseye kardeş bak şu yanlıştır yapma ne yapmasın demesin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kıyamete yakın insanlar hayvanlar çiftleşir gibi sokak ortasında çiftleşecekler. Birisi kalksa dese ki arkadaşım hiç olmazsa şu duvarın arkasına geçin. Bak yapma demiyor. Ne diyor? Hiç olmazsa şu duvarın arkasına geçin dese, onun derecesi böyle diyebilen adam sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibi olacak burada peygamberimiz. Bu kadar diyebilse o kadar kıymetli olacak ki onun bu yaptığı şey. Bak yapma demiyor ha, ne diyor? Ya hiç olmazsa duvarın arkasına geçin dese, o adamın derecesi sizin içinizdeki bunların derecesi gibi olacak burada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Böyle olsun istiyorlar. Kimse bir şey demesin. Zaten öyle öyle gidiyor. Bak bu hale gelecek. Son nokta. Bu hale gelecek. O hale gelecek. Bak insanların hani yanlışları yapması, yanlışların yayılması, yanlışların aşikar olması bir tarafta. Bak bir de öyle bir hale gelecek ki kimse bir şey demeyecek. Ötesi diyemeyecek. Kimse bir şey söyle diyemeyecek. Diyen adam suçlu, yapan suçlu değil. Kim suçlu? Diyen adam suçlu. Kimse bir şey diyemeyecek. Bak şu anda biz bunu hissediyoruz ha. Bunu hissediyoruz yani. Kimse bir şey diyemeyecek. Allah'ım muhafaza etsin arkadaşlar. Fasta'a, apaçık anlat. Apaçık dile getir. Bima o şeyi ki tümer emrolundun ve e'rız. Ve yüz çevir kimden? Alil müşrikin, müşriklerden yüz çevir. Ey yani fecher, cehri yap, aşikar yap. Bi tebliği daveti rabbik, Rabbinin davetini tebliğ etmekte aşikar ol. Ve la teltefit ila sihriyetil müşrikin, müşriklerin alay etmelerine iltifat etme. İnna kefeynakel müstehziin. Bak peygamberimize yapıyorlarmış aleyhissalatü vesselam. İnna muhakkak biz kefeyna, biz kafi geldik ke sana el müstehziin, alay edenlere karşı biz sana kafiyiz. Ellezine, öyle alay edenler ki yec'alune, yapıyorlar mı Allah'ı ilah, Allah ile beraber ilahen ahir, Allah'la beraber başka ilah ediniyorlar. Şimdi milletin başka ilahları var. Şimdi milletin söyleyin başka ilahları var. Şimdi milletin başka ilahları var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde başka ilahlar var mı? Var kardeşim. Paşa paşa var. Allah'ım böyle emretti dediğin yerde herhangi birisi sana çıkıp ama şu da şöyle dedi diyorsa, aha sana paşa paşa başka ilah var. Allah'ım bunu böyle yasakladı dediğin yerde biri çıkartıp ama falanca da serbest etti diyorsa, paşa paşa var kardeşim.
Tamam mı? İlla böyle ağaçtan taştan heykel yapmaya gerek yok. Zaten o da var. O da işin öbür tarafı. İlla ağaçtan taştan heykel yapmaya gerek yok ama söyleyin, o da var zaten. İlah ne demektir? Emreden, yasaklayan demektir. Değil mi? Emreden, yasaklayan demektir. Herhangi birisi Allah'ın emrine muhalif emirler veriyorsa, yani Allah'ın emrettiği şeyi yasaklıyorsa veya Allah'ın yasakladığı şeyi emrediyorsa, daha başka ne arıyorsun ki? Allah'ın emrettiği şeyi söyleyin, yasaklıyorsa arkadaş, Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Yani hani bilerek çok ağır ya. Allah'ım bilerek bilmeyerek muhafaza etsin. Allah, yani Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe. Burada namaz kılmak yasak diyor adam ya. Burada namaz kılmak yasak diyor adam. Şu sözü bir irdelesenize, bir düşünsenize ne demek bu ya? Burada namaz kılmak yasak. Çok da rahat söylüyor yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Yani insan böyle bir gaflet eder var ya, ağzından kaçırır. Allah muhafaza etsin yani. İşin şenaatini, çirkinliğini görüyor musun? Ne kadar ağır büyük bir şey olduğunu yani. Burada namaz kılmak yasak. İnna lillahi ve subhaneke Allah'ım. Onun için hani bir yerde çalışıyorsundur, görevin vardır. Aman dikkat et yani. Bak, ellezine yec'alune ma'allah ilahen ahar. Ellezine öyle kimseler ki, bu alay edenler, yec'alune yapıyorlar ma'allahi, Allah ile beraber ilahen ahar. Allah'la beraber başka ilah yapıyorlar. Başka ilahları var bunların. Bunların başka ilahları var. Yani fesevfe ya'lemun. Bilecekler, hiç merak etmeyin siz. Görüşürüz. Fesevfe yakında ya'lemun. Bilecekler. Hiç merak etmeyin, görüşürüz. Yani nahnu kefeyna ke şerra a'daike'l müşrikîn, biz müşrik düşmanlarının şerrine karşı sana kafiyiz. El müstehziîne bir risaletike ve davetike, senin elçiliğin, senin davetinle alay edenlere karşı. Kanu, bunlar idiler, özellikle bahusuz hamseten, beş kişi idiler. Min ruesâ ittavâgîti, tağutların reislerinden beş kişiydi bunlar. Ve kafâhullâhu şerrahum, Mevla Teala bunların şerrine karşı peygamberimize yetti. Ve kata'a dâbirahum, bunların arkalarını kesti, soylarını, soplarını kuruttu. Ve humul lezîne abedül aslâme vel efsân, bunlar putlara tapan kimselerdi. Ve eşrekû bi rabbihim, Rablerine ortak koştular. Ve sevfe ya'lemûne âkıbete hâzel küfrü vel icram, bu küfrün, cürmün, suç, akıbeti ne olacak? Yakında görecekler. Ve lekad, elbette muhakkak, ne alemi, biz biliyoruz ki, biz biliyoruz, enneke muhakkak sen, yadîku sadruke, senin göğsün daralıyor, bima yekulun, onların dediklerinden dolayı senin göğsün daralıyor, biliyorum. Biliyorum Habibim. Onlar böyle diyorlar, böyle yapıyorlar. Senin göğsün ne yapıyor? Daralıyor. Ciddi arkadaşlar yani. Abi şaşıyorsun kalıyorsun ya. Arkadaş şaşıyorsun kalıyorsun ya. Arkadaş, bir insan peygamberimize nasıl laf söyler ya? Bak burada mesela, burası çok önemli bir şey. İnsan peygamberimize nasıl laf söyler ya? Abi neresinde hata, kusur, eksik, noksan gördün de laf söyledin ya? Neresinde bir şey gördün, buldun da yani? Hani böyle büyüteçle baksan bir şey bulamazsın. Neresinde bir şey bulduğundan bir laf söyledin yani? Demek ki laf söyleyenler bir şey buldular mı? Bir şey bulduklarından mı laf söylüyorlar? Canlı? Hayır. Bak, buraya dikkat et işte. Demek ki insanda böyle bir özellik var. Hakikatte bir şey olmadan da insan ne yapabiliyor? Laf söyleyebiliyor. İnsanda böyle bir özellik var demek ki. İnsan kendini ikna ediyor. İnsan kendini ikna ediyor.
Hakikatte bir şey olmadı, olmasa bile insan ne yapabiliyor arkadaşlar? Laf söyleyebiliyor. Velakat elbette muhakkak ne alemi biz biliyoruz enneke muhakkak sen yadıyku sadruke yadıyku darlanıyor. Sadruke göğsün sıkışıyor. Vaka. Dayık. Darlanıyor sadruke göğsün. Bima o şey sebebiyle ki yekulune onlar diyorlar. Onlar, biz biliyoruz ki onların dediklerinden dolayı senin göğsün darlanıyor. Onların dediklerinden dolayı senin göğsünün darlanmasını biliyoruz. Fesebbih. O zaman tesbih et. Subhanallahi. Şimdi burada başka bir şey daha var. Hitap Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ey Habibim, biz onların sana dediklerinden dolayı senin göğsünün darlandığını biliyoruz. Ben biliyorum. Ben biliyorum senin, onlar sana böyle yapıyorlar. Senin, ben sana kafiyim ama senin göğsün darlanıyor. Bu, bak tamam, bu insanlık bu. Bu ve beşeriyet bu. Sen bundan ne yapıyorsun? Darlanıyorsun. Fesebbih bihamdi rabbik. Sen Rabbinin hamdiyle sen tesbih et. Ne yapılması lazımmış? Sen Rabbinin hamdiyle ne yap? Tesbih et. Ve kum mines sacidin ve kün ol mines sacidin. Sen secde edenlerden ol. Biliyorum senin göğsün darlanıyor. Bir, fesebbih bihamdi rabbike. Rabbinin hamdiyle tesbih et. İki, ve kum mines sacidin. Secde edenlerden ol. Üç, ve'abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bir, Rabbinin hamdiyle tesbih et. İki, secde edenlerden ol. Üç, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Tamam. Ey yani, ve lekat elbette muhakkak alimna, biz bildik ki enne sadrake, senin göğsün, ya Muhammed, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kâne yadîku min istihzâihim, onların alaylarından ve tekzîbihim, onların yalanlamalarından darlanıyor. Fela tübâli bihim, onlara aldırma. Ve senentekimû leke minhum, biz senin adına onlardan intikam alacağız. Ve senentekimû minhum, emâ ente, sana gelince. Sen darlanıyorsun biliyorum. Merak etme, ben intikamını alacağım. Ha, sen ne yap peki? Sana gelince fefza' ila rabbik. Sen Rabbine, nasıl mana verelim buraya? Türkçe. He? Yok. Mesela fazih boş demek. Fazih. Şimdi ben Suud'da tam şişe alacağım. Ama sadece şişe istiyorum. Koku istemiyorum. Tamam, sadece ne istiyorum? Karura. Söyleyin. Karura. Şişe. Karura. Şişe alacağım ama boş, tamam mı? Ben şimdi boşu anlatmaya çalışıyorum ona. Tabii kendime göre evriyorum, çeviriyorum. O bana faziye diyor. Ben anlamadım faziyin ne olduğunu. Sonra buraya geldikten sonra benim şey oldu. Faziye ne demek? Faziye. Fezeğa. Fezeğa. Faziye ne demek faziye? Boş. Boş. Sen Rabbine fazih ol. Hissedeceksin size. Türkçe kelime ifade bilmiyorum, aklım bir şey gelmiyor aklıma. Fefza. Fazih. Fazih. Fefza ila. Feza.
Şimdi bak değişti. Feza'a ileyhi. Yardım istedi yani. Feza'a ileyhi. Ona koştu, ona sığındı. Tamam, böyle oldu şimdi. Ama şey, o benim aklıma gelen mana çok tatlıydı yani. İfade edemediğim mana dedim mi, ifade edemiyorum diye. O mana çok tatlıydı. Hissettin mi? Yani bir çember düşün. Tamam mı? Bir çember düşün. Diyelim ki şey, daire düşün, daire bembeyaz. Tamam mı? Mesela şurada bir tane işte üçgen var. Üçgen bir ne var? Parça var. Orası da kırmızı olsun düşün, tamam mı? Burası ne şimdi? Boş. Burası ne? Beyaz. Burası ne? Boş. Fefza'a ila rabbik. Sen Rabbine fazi'a ol. Benim aklıma gelen böyle hani buydu. Bunlar ne olsun? Anladınız mı? Şimdi hissediyor musun biraz? He? Vitesi boşa almak gibi. Şimdi anladın mı? Hissettin mi? Tamam mı? Yani. Ama şimdi buradaki feza'a ileyhi, feza'a ila ile beraber ondan yardım diledi. Diğer bir mana. Feza'a ileyhi istegase. İstegase, feza'a ileyhi ondan yardım diledi. Ona koştu, ona sığındı, yardıma çağırdı. Şimdi ve onca ona. Fefza'a ileyhi. Allah'tan yardım iste. Fefza'a ila rabbike. Rabbinden yardım iste. Mimma o şeylere karşı ki veya sığın da olur. Rabbine sığın. Mimma o şeylerden ki nâleke minhum min tekzib. Onlardan sana ulaşan yalanlamaya karşı Rabbine sığın. Ve davim ala zikri rabbik. Rabbinin zikrine devam et. Fesebbih bihamdi rabbike. وَكُمْ مِنَ السَّعَجِلِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ Rabbinin hamdiyle tesbih et, secde edenlerden ol, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Arkadaşlar, Efendi Hazretimizin hayatı acayip ya. وَدَابِمْ عَلَى ذِكْرِ رَبِّكَ Rabbinin zikrine devam et. وَالصَّلَاتِ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüz Rabbine namaza devam et. وَعْبُدُهُ Ona ibadet et. حَتَّى يَئْتِيَكَ الْمَوْتِ Ölüm gelinceye kadar ona ibadet et. سُمِّيَ الْمَوْتُ بِالْيَقِينِ Bu ayet-i kerimede ölüm yakin diye isimlendirildi. Yakin şüphesiz demek yani. Yakin şüphesiz demek, kesin demek. Buradaki burada ölüm şüphesiz diye isimlendirildi. لَاَنَّهُ مُتَيَقَّنُ الْوُقُعُ وَالنُّزُولُ Çünkü insanın başına geleceği kesindir. Hayatta başka bir sürü şey ihtimal dahilindedir. Ama ölüm kesindir. لَا يَنْجُو مِنْهُ اَحَدٍ Kimse ondan necat bulamaz, kurtulamaz. Hicr suresinin sonuydu arkadaşlar burası. Bismillahirrahmanirrahim. عن البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسأ فلا يصلح قاله لما سأله عن الصرف متنًا أوكيم أركداشتر يقول سألت شيئًا قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن الأرقام عن الصرف عامر بن أبا
Ebul Minhal, Ebul Minhal, Bera bin Azib ve Zeyd bin Erkam radıyallahu anhuma'ya sormuşlar. Neden sormuşlar? Hani sarfi sarftan sormuşlar. Sarf arkadaşlar bir alışveriş çeşidi. Sarf bir alışveriş çeşidi. Normal alışverişlerin dışında, normal alışverişlerin dışında kendine özgü hususi şartları var. Sarf bir alışveriş çeşidi. Sarraf diyoruz mesela, sarraf. Sarf bir kuyumcu sarraf diyoruz değil mi? Bir alışveriş çeşidi. Normal alışverişlerin dışında kendine özgü hususi şartları var. Faiz genelde burada cereyan eder, burada tahakkuk eder. Aslı bedelin bedelle tekabülüdür. Aslı söyleyin. Bedelin bedelle tekabülüdür. Yani bedel paradır bedel. Bedel paradır. Semen. Semene başka bir tarif söylüyorlar mı? Bedelin bedelle tekabülüdür. Bedel para bedeldir. Mesela bir kalem alsan neyle ödersin onun ücretini? Parayla ödersin. Altınla ödersin. Gümüşle ödersin. Bedel bunlardır. Altınla gümüş Mevla nasip etti bedel olarak, semen olarak. Bir de para var şimdi bizim elimizde. Tamam mı? Paranın para altın gümüş. Para altın gümüş. Bunların birbiriyle takası saftır. Bunların birbiriyle takası saftır. Altın altın, altın gümüş, altın para, para gümüş, para altın, gümüş altın gümüş. Yani bu üç şeyin, bu üç şeyle karşılıklı takası, 9 çeşit olur bu durumda. Nedir arkadaşlar? Sarftır. Normal bir bey' değildir. Parayla kalem almak gibi değildir. Parayla para satın almak, parayla altın satın almak, altınla para satın almak, gümüşle altın satın almak, parayla kalem satın almak gibi değildir. Kendine özgü neleri vardır? Hususi şartları vardır ki burada faiz cereyan eder, faiz tahakkuk eder. Şimdi, Ebul Minhal, Ashab-ı kiramdan Bera bin Azib ile Zeyd bin Erkam radıyallahu sormuş. Hani sarfı sarftan sormuş. Sarf hususunda sormuşlar. Biz altın verip gümüş alıyoruz. Gümüş verip altın alıyoruz. Olur mu olmaz mı? Fekala dediler ki, bu iki ashab-ı kiramdan bu zatlar dediler ki, künnâ tacirîne alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberimiz zamanında tacirdik, tüccardık. Biz peygamberimiz zamanında ne yapıyorduk? Ticaret yapıyorduk bu iki zat. Biz tacirdik. Feselna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anis sarfi. Biz bunu peygamberimize sorduk. Senin bize sorduğun bu soruyu biz o zaman tüccardık. Peygamberimize ne yaptık? Sorduk. Fekale. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam. İmkane yeden bir yedin. Bu çok iyi anlamanız, iyi bilmeniz gereken bir mevzu arkadaşlar. Bu çok iyi bilmeniz gereken bir mevzu. Biz sorduk bunu peygamberimize. Peygamberimiz buyurdu ki imkane yeden bir yedin. El eleyse. Söyleyin. El eleyse. Bak peygamberimizin direkt tarifi bu. Yeden else bir yedin. Eleyse. El eleyse. Al sana. Parayı verdin altını aldın. Altını verdin parayı aldın. Parayı verdin parayı aldın. Tamam mı? Al sana ise fela belse bir sorun yok. Ve imkane nese en vadeliyse yani gecikmeliyse tehirliyse teahhur varsa fela yasluh, bu uygun olmaz. Şimdi arkadaşlar, temelde iki çeşit faiz vardır. Temelde iki çeşit faiz vardır. Ribel fadıl, ribel nesiye. Ribel fadıl, fazlalıktan dolayı olan faiz. Ribel nesiye, buradaki mevzu işte. Vadeden dolayı olan faiz. Vade deyince kalkıp 3 ay vade, 6 ay vade ne yapmayın? Anlamayın. Gecikme vadedir. Gecikme vadedir. Bu gecikme 2 dakika bile olsa nedir? Bak 6 ay, 3 ay, 6 ay anlamayın vade dediğimiz zaman. Gecikme nedir? Vadedir. İki temelde iki çeşit faiz vardır. Ribel fadıl, fazlalıktan dolayı olan faiz ve ribel nesiye, buradaki mevzu, gecikmeden dolayı olan faiz. Şimdi burada direkt altın, bedel olan şeyler, altın, gümüş ve paradan bahsedildi ama faiz mevzusunda ribevi mallar dediğimiz faizle taalluk eden mallar vardır. Buradaki asıl olan arkadaşlar keyfiyet, altın, gümüş, para, onları koy kenara. Onların dışında keyfiyet ve vezniyet illetleri vardır. Söyleyin. Keyfiyet ve vezniyet. Vezin arkadaşlar terazi.
Vezin terazi yani ağırlık. Vezin ne? Terazi yani ağırlık. Bir şey ağırlıkla satılıyorsa, öbür şey de ağırlıkla satılıyorsa bunlar aralarında faiz cereyan eden mallardır. Ağırlıkla satılan bir şey, ağırlıkla satılan bir şeyle takas edildiğinde, ağırlıkla satılan bir şey, ağırlıkla satılan bir şeyle takas edildiğinde bu faizlik bir durum vardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Keyin arkadaşlar, bunu litre, hacim gibi anlayın. Mesela sütçünün litresi var, değil mi? Sütü döküyor bir litre. Neyle ölçüyor onu? Bir kabı var onun. Bir litre mukabili bir kabı var. Ona döküyor, tamam mı? Yani bir litre süt, bir litre zeytinyağı. İkisi de neyle ölçülen şeyler? Litreyle ölçülen, keyli olan şeyler. İşte bir teneke buğday mesela. Bir teneke buğday. Bir teneke buğday, bir teneke arpa. İkisi de neyle ölçülüyor? Tenekeyle ölçülüyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın adette olan şeyler buraya girmez. Uzunlukla, metreyle ölçülen şeyler buraya ne yapmaz? Girmez. Keyliyet ve vezniyet. Tamam mı? Yani gramla, kiloyla ölçülen şeyler, ağırlıkla ölçülen şeyler ve hacimle ölçülen şeyler, litreyle ölçülen şeyler buraya ne yaptı şimdi? Girdi. Bir de altın, gümüş, para. Tamam mıyız? Bunlarda iki çeşit faiz var. Ribel fazıl. Ribel fazıl. Şimdi bakın. Keyille, litreyle ölçülen şeylerin birbirine takasını düşünün. Bu iki çeşit olur. Bir, süt verirsin, süt alırsın. İki, süt verirsin, zeytinyağı alırsın. İkisinin farkı ne? Birincisinde süt verdin, süt aldın. İkisinin hem keyli ikisi de hem de cinsleri aynı. İkincisinde süt verdin, zeytinyağı aldın. Tamam, ikisi de keyli ama cinsleri farklı. Tamam mı? Veya başka misal verelim. Bir kilo şeftali, bir kilo şeftali. Bir kilo şeftali, bir kilo elma, armut. Şeftali, armut, ikisi vezni ama cinsleri farklı. Şimdi hem keyli ise ikisi veya vezni ise, cinsleri aynıysa iki şart var. Cinsleri farklı farklıysa şeftali, armut, o zaman bir şart var. İki özellikte keyliyet ve vezniyetle cinsiyetleri aynıysa, ikisi de aynıysa ne var? İki tane şart var. Bu iki şart olacak. Bu iki şart olmazsa faizdir. Eğer cinsleri farklıysa, biri elma, biri armutsa, biri sütse, biri zeytinyağıysa, o zaman bir tane şart var. Tamam mıyız arkadaşlar? Önce tek şart olanı söyleyelim. Yani cinsleri farklı. Elma verdin, armut aldın. Elma verdin, armut aldın. Para verdin, altın aldın. Buradaki mevzu teahhür olmayacak. Gecikme olmayacak. Gecikme derken meclistir arkadaşlar. Gecikme derken söyleyin. Meclistir. Biz şu anda Ahmet abi sizinle beraberiz. Aynı yerdeyiz. Diyelim ki benim elimde 100 dolar var. 100 dolar kaç para yapar? İşte 1000 lira yapar. Sizin elinizde de 1000 lira var. Ahmet eliniz o 100 doları ben satın almak istiyorum. Tamam Ahmet abi, kaç para? 1000 lira, tamam. Ben size vereceğim. Siz bana vereceksiniz. Tamam mı? Siz bana deseniz ki para şurada merdivenin orada, alıp geleyim deseniz, çıktınız, meclis değişti. Bu faizdir. Veya pazarlığı yaptık. Ben size 100 doları verdim. Çay geldi. Çayı içtiniz. Çayı içmek, araya başka bir iş girdi. Meclis değişti. Çıkarttınız bana 1000 lirayı verdiniz. Nedir? Faizdir. Yeden bir yedin. Eğer elden ele olacak, meclis değişmeyecek. Bu meclisin değişmesi dışarı çıkmak gibi hakikaten meclis değişir veya araya bir başka iş girmesi gibi hükmen meclis değişir. Meclis değişmeyecek. Eğer meclis değişirse teahhür oldu demektir, gecikme oldu demektir. Bu durumda riben nesiyedir. Bu vadeden dolayı olan faizdir. Bu faizdir. Faizi sadece bankaya para yatırıp 100 lira yatırıp bir ay sonra 150 lira almak olarak düşünmeyin. Kuyumcuya gittin. Tamam mı? Kaç param var cebinde? 10 lira param var. Abi 10 lira ne yapar? İşte 1,5 gram altın yapar. Ben sana vereyim 10 lirayı, sen oraya yaz 1,5 gram altın. Sonra ben bir ikinciye gelir alırım dedin, çıktın. Parayı verdin mi? Verdin. Altını aldın mı? Almadın. Ne zaman alacaksın? 6 ay sonra alacaksın. Nedir bu? Faizdir. Ha, para altını eline alırsın. Sonra kardeşim sen de emanet dursun dersin. Her bir şey altını eline alırsın. Parayı onun eline
vereceksin. Altın o senin eline verecek. Tamam mı? Parayı onun eline verdin. O altını senin eline vermeden kasaya koydu. Bu faizdir. Yeden bir yedin. İmkâne yeden bir yedin. Eğer elden ele ise felâ be'se, sorun yok. Ve imkâne nesâen, ama gecikme varsa felâ yassu, o zaman doğru olmaz. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu faizin bir çeşidi. Riben nesiye, vadeden dolayı olan faiz. Burada güncel mevzu arkadaşlar, elektronik ödemeler, elektronik nakitler, işte EFT'ydi, havaleydi vesaire. Bunlar yeden bir yedene mani midir? Şimdi yeden bir yedinde ben bunu buna verdim. Bu da bunu buna ne yaptı? Verdi. Bunun ismi ne? Bunun ismi ne? Kabız. Kabz ettim. Bu bunu ne yaptı? Kabz etti. Bu bunu ne yaptı? Kabz etti. Anladınız mı? Kabızlaşma olacak. İki tarafta ne yapacak? Bunu kabz edecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi burada bu hakikaten kabz etti. Bu da ne? Hakikaten kabz etti. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Bu altını buna verdin. Altın kaç para? 1000 lira. Bu da 1000 lirayı havale yaptı. Gönderdi. Eline bir şey aldı mı? Buna hükmü kabız diyorlar. Hesabıma geldi ya benim şimdi. Benim hesabıma girdi. Söyle. Buna ne diyorlar? Hükmü kabız. Şimdi burada hükmü kabız geçerli midir? Bu hakiki kabız. Hükmü kabız geçerli midir? Bu zamanın bazı alimleri hükmü kabızı kurtarır diyorlar. Ama esas olan arkadaşlar, garanti olan, hesaba geçti ya, anında hesaba geçti ya, o hükmü kabız, hükmen kabz etti olur diyor bazı alimler, ama garantisi bu hakiki kabız. Kredi kartıyla ödedin, maskoda hiç hükmüsü de yok orada. Orada hükmüsü de yok, en azından ertesi gün. Değil mi arkadaşım? Burayı anladınız mı arkadaşlar? Bu faizin bir çeşidi, riben nesiye, vadeden dolayı, gecikmeden dolayı olan faiz. Bunlar da geçerli olur. Altın, gümüş, para ve keyli olup, vezni olup cinsleri farklı olanlar da geçerli olur. Şeftali verdin, armut aldın. Süt verdin, zeytinyağı aldın. Tamam mıyız? Cinsleri de aynıysa, ha o zaman bir şart daha var. Altın verdin, altın aldın. Gümüş verdin, gümüş aldın. Para verdin, para aldın. Para verdin, para aldın. Bu dövizle beraber olur veya lirada da olur. 100 lira verdin, 2 tane 50 lira aldın. Tamam mıyız? Cinsleri aynı. Veya süt verdin, süt aldın. Zeytin verdin, zeytin aldın. İnsan zeytin verip zeytin alır mı? Alır, değil mi? Kalite farkı vardır. Siyahtır, yeşildir, turuncudur, mordur. Yani olur yani. Bana yeşil lazımdır, sana siyah lazımdır. Tamam. İkisi de keyliyse veya ikisi de vezniyse, keyliyet ve vezniyette mutabakat varsa, cinsleri aynıysa, o zaman iki şart var. Bir, bu deminki şart, vade olmayacak. İki, fazlalık olmayacak. İki, söyleyin, fazlalık olmayacak. Mesela altında bu çok cari. Ben sana geliyorum, kuyumcusun sen. Ben sana veriyorum 20 gram altın. Tabii benimki kullanılmış 20 gram altın. Orada bir şey beğeniyorum, 15 gram altın. Ekonomik değerleri, maddi değerleri liraya vurduğun zaman ikisinin ne yapıyor? Eşit oluyor. Tamam kardeş, kafa kafaya olsun diyoruz mesela. Ben sana 20 gram altın veririm, sen bana 15 gram altını veriyorsun. Halbuki piyasa değerleri ne? Eşit. Ama sonuçta neticede ben sana ne verdim? 20 gram altın verdim. Sen bana ne veriyorsun? 15 gram altın veriyorsun. Bu da rivel fazladır. Fazlalıktan dolayı da faizdir. Orada altının iyisine, kötüsüne, eksiksine, yenisine, şusuna, busuna, ayarına hiçbirine bakılmaz. Gramajlar eşit olacak. Mesela ben sana kalktım. Ne yaptım şimdi? Çok iyi şeftali verdim 5 kilo. Veya ben sana kalktım böyle küçük küçük, böyle çok tadı tuzu olmayan 5 kilo şeftali verdim. Sen de bana kalktın çok iyisinden 2,5 kilo şeftali verdin. İkisi de kilo ile tartılan şey mi? Kilo ile tartılan şey. İkisi de şeftali mi? Şeftali. Ben sana 5 kilo verdim, sen bana 2,5 kilo verdin, faizdir. Hocam satsak o da 10 lira yapar, bu da 10 lira yapar. O zaman satın. Ki peygamberimiz zamanında böyle oldu aleyhissalatü vesselam. Birisi gelmişti Hayber'den.
Dediler ki bizim elimizde böyle düşük kalite hurma oluyor. Peygamberimize bir hurma ikram ettiler. Çok hoşuna gitti peygamberimizin, Hayber hurması. Çok hoşuna gitti peygamberimizin. Sonra konuşurlarken kişi dedi ki bizim elimizde dedi, bütün hurmalar böyle mi dedi. Sordu peygamber. Oradaki bütün hurmalar böyle mi? Yok dediler. Bizim elimizde düşük kalite hurma oluyor. Biz bizimkilerden 2 kilo veriyoruz. Onlardan 1 kilo alıyoruz. Biz bizim hurmalardan ne yapıyoruz? 2 kilo veriyoruz. Düşük kaliteden. Onlardan ne yapıyoruz? 1 kilo alıyoruz. Peygamber öyle yapmayın buyurdu. Hayır olmaz. Niye? İkisi de kilo ile tartılan bir şey. İkisi de hurma. Bitti. Efendim kalite farkı. Bakılmaz. Hayır. Öyle yapmayın buyurdu peygamberimiz. Buyurdu ki elinizdeki düşük kaliteli hurmayı satın. Parasını alın. O parayla gidin onu alın. Hocam aynı kapıya çıkmıyor mu? Vallahi peygamberim böyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Senin kafanla aynı kapıya çıkıyordur, çıkmıyordur. Yani benim kafamı senin kafan tespit etmiyor. Benim peygamberim öyle yapmayın, böyle yapın buyurdu. Hoca kimi kandırıyorsun, Allah'ı mı kandırıyorsun? Ne kadar gerizekalı insanlar ya. Ne kadar gerizekalı insanlar ya. Ben sana diyorum peygamberimiz böyle buyurdu. Sen bana Allah'ı mı kandırıyorsun? Ulan gerizekalı, Allah'ı kandırmayı sen mi biliyorsun, peygamberi mi biliyorsun lan? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ya acayip bir şey ya. Peygamberimiz böyle buyurdu. Git elindeki hurmayı sat, parasını al. Diyelim ki elindeki ikinci kalite hurmadır, üçüncü kalite hurmadır. Git sat 10 liraya, al 10 lirayı, sonra git 10 lirayla birinci kalite hurma. Hoca kimi kandırıyor? Vallahi peygamberim böyle buyurdu. Benim dinimde hükümleri peygamberim söylüyor. Benim dinimde kuralları kim söylüyor? Peygamberim söylüyor. Peygamberimin söylediği benim için kural. Benim dinimde kuralları sen tespit etmiyorsun. Senin aklın tespit etmiyor. Senin doğruların tespit etmiyor. Senin tespit ettiğin doğrular benim dinim değil. Benim dinim o değil. Benim dinim o değil. Müslümanlık o değil. Müslümanlıkta kim tespit ediyor söyleyin. Peygamberim tespit ediyor. Peygamberim buyuruyor Müslümanlıkta. Seninki nedir bilmem ben. Seninki nedir ben bilmem. Eğer mevzu Müslümanlıksa Müslümanlıkta kim tespit ediyor? Kim beyan ediyor doğruları? Peygamberimiz beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz böyle buyuruyorsa o öyledir. Tamam mıyız arkadaşlar? İki çeşit faiz var. Ribel fazıl, riben nesiye. Bir tanesi fazlalıktan dolayı olan faiz. İki tane şart var. Bir tanesi vadeden dolayı olan faiz. Bir tane şart var. Mesela para bozduruyorsun. Gittin karşı tarafa. 200 lira var cebinde, sana bozuk lazım. Çıkarttın, verdin. Vatandaş evirdi, çevirdi orasını burasını. 195 lira çıktı. Abi 5 lira da akşam veririm dedi. Çıktın faizdir. Çıktın nedir? Niye? 200 lira verdin. 195 lira aldın. 5 lirayı ne zaman alacaksın? Akşama alacaksın. Gecikme var. Anladınız mı arkadaşlar? Tamam mı? Bu hayatta bunlar karşımıza çıkacak şeyler. Anlık mevzu bak. Anlık mevzu. Mesela şey oluyor bende. Esnafa gidiyorsun. Bir şey alacaksın mesela. Şunu alacaksın. Kaç para? 20 lira. Çıkartıyorsun 50 lira veriyorsun. Adam da bozuk ne yapmıyor? Olmuyor. Dur diyor gideyim bozdurayım diyor. Ben hemen böyle gıcıklanıyor benim işim orada. Ben diyorum tamam sen git bozdur diyorum. Söyleyin. Niye sen git bozdur diyorsun bana? Adam zaten ben bozdurayım dedi. Ne yapıyorum? Vekil tanıtmış oluyorum. Sen git bozdur demekle onu ne yapıyorum? Yani ha o gitmiş, ha ben gitmişim. O kendi adına değil, benim adıma gidiyor artık. Yani gitti, kim gitti aslında? Ben gittim, benim adamım, benim görevlendirdiğim kişi gidiyor şimdi. Gitti, bozdurdu, geldi. Kim bozdurdu, geldi? Ben bozdurdum, geldi. Fark anlıyor musunuz? Tamam mı? Yani işte bileceksiniz, dikkat edeceksiniz, titiz olacaksınız yani. Buyurun. Bu mevzu ciddi arkadaşlar. Evet. Şimdi orada işte bak kaideleri böyle iyi sindirmek lazım. Diyelim ki benim elimdeki yüzük 500 lira. Tamam mı? Benim elimdeki işte alacağım şey, benim elimde satacağım şey 500 lira. Altından bahsediyoruz. Karşı taraftan almak istediğim altın kaç para? 750 lira. Benim elimdeki altının gramajıyla karşı taraftaki altının gramajı önemli. Eğer karşı tarafın altının gramajı fazlaysa
Benimki 1 gramdır, onunki 1.1 gramdır. Benimki 1 gramdır, onunki 1.1 gramdır. O zaman onunki ne? Fazla. Onunki fazlaysa, onunki tabii ki ben ona fazla para ne yaparım? Veririm. Yani diyelim ki 1 gram altını verdim. O da 1.1 gram altın bana verecek. Üzerine 250 lira ne yaparım? Veririm. Bunda bir sorun yok. Tamam mı? Dur. Hiç fark etmez. 1 gram 1.1 gram. Benim verdiğim 1 gram onun verdiği 1 grama tekabül eder. Benim verdiğim 250 lira onun verdiği 0.1 grama tekabül eder. Bunda bir sorun olmaz. Ama iki taraf eşit olursa o zaman benim verdiğim 1 gram 500 lira onun verdiği 1 gram 750 liraysa o zaman benim verdiğim 1 gram onun verdiği 1 grama tekabül edecek. O 250 liranın karşılığı ne? Bu faizdir işte. İşte bu durumda ne yaparsın? Satarsın. Parasını alırsın, parasını eline alacaksın, kabz edeceksin. Sonra bir daha satarsın. Veya şöyle bir durum olabilir. Senin verdiğinin gramajı yüksektir. Senin verdiğin 1.1 gramdır, 500 liradır. Onun verdiği 1 gramdır, söyle, 750 liradır. Böyle de olur. Bu durumda da yine garantisini arkadaşlar, doğrusunu satacaksın. Parasını alacaksın. Parayla satın alacaksın. Bir şey diyordunuz. Ayrılacak şekilde ise ayrı mevzu. Direkt bitişikse ayrı mevzu. Bitişikse yani zaten hurda olan da çıkartıyorlar onu herhalde. Zor iş. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu ciddi mevzudur. Unutma sözünü. Bir daha. Evet. Yani öncelikle bakın dikkat edin. İki çeşit dedik değil mi faiz? Bir tanesi ribel fazıl. Öbürü neydi? Riben nesi? Altında sipariş olmaz. Yani altında sipariş derken vade olmaz. Altında vade olmaz. Yani ben senden parayı ver şimdi, altını yarın satın al. Öyle ne yapmaz? Olmaz. Ha söylersin arkadaş ben şöyle şöyle bir şey istiyorum dersin. O da senin için hazırlar yapar getirir. Bu sadece bir istek taleptir. Bir bağlayıcılığı ne yapmaz? Olmaz. Ama gerçekten bir şey istiyorsun. Esnaf da hani kendini garantiye alması lazım. Ne olur? Altını satın alırsın. Söyleyin. Arkadaşlar kuyumcuların kazancının hani %99 diyeceğim çokluktan kinaye söylüyorum. Kalkıp da gram gram hesap yapmış değilim. Kuyumcuların kazancının şu haramdır arkadaşlar. Bu memlekette bu ticari ahlakla, bu bilgiyle ve bu özensizlikle, bu dikkatsizlikle, umursamamazlıkla kuyumcuların kazancının çoğu haramdır. Helal, kuyumcular da helali azdır arkadaşlar. Çünkü işleri tamamen faize dokunan şeydir. Attıkları her adımda dikkat etmezlerse faiz vardır. Dikkat ederler mi? Söyleyin. Etmezler. Ha, faiz vardır. Ne yaparsın? Altını satın alırsın önce. Ham altını satın alırsın. Diyelim ki 100 gram altını satın alırsın. Sonra verirsin arkadaş bu altını işte dersin. Şimdi o artık ne yapacak? Yapacağı altın alım satımı değil. Yaptığına işçilik, işçilik için konuşuruz. Yani şöyle diyelim. Altını kaç para 100 gram altın? Ham altın. 1000 lira. Al sana 1000 lira. Aldın 100 gram altını. Artık altın benim, sen de ustasın. Al sana kardeş. Ben şöyle şöyle bir şey istiyorum. Bunu şöyle yap, işler misin? İşlerim. Kaç para? 5000 lira işçiliği. Tamam kardeş. Al sana 5000 lira ne yapabilirim? Diyebilirim. Çünkü altın alım satımı yok artık burada. İşçilik var şimdi. Altın alım satımını neyle hallettik? Peşin şekilde ne yaptık? Hallettik ama kimse dikkat etmez bunlara. Yani piyasada of arkadaşlar yani. Of bir anlam, yani o kadar saçma ki, o kadar saçma ki. Altın piyasasında hiç. Kim bir şey diyordu? Evet söyledim. Normalde bakın size yani faiz mevzusu İslam'ın son zamanlarında yasaklandı. Tamam mı? İslam'ın son zamanlarında yasaklandı. Böyle faiz mevzusunun bütün hükümleri çok net açık değildir. Ama ve lakin faizle alakalı elimizdeki bilgilerin çoğunu çözmenize vesile olacak şeyleri ben şu anda söyledim size. Çok pratik şekilde anlatmaya çalıştım. Yani şu anlattığım şu 5 dakikada 10 dakika sürmemiştir asıl anlatışım. O 5 dakikada anlattığım şeyleri iyi anladığınızda faizle alakalı şeylerin çoğunu çözersiniz. Şimdi
araba satışında ben sana veriyorum işte 1900 bilmem kaç model, sen de bana veriyorsun 1900 bilmem kaç model, üzerine para araba verdin. Olur mu? Olur mu olmaz mı? Söyle. Normal, bir kere duyduğunuz zaman anlamamanız normal. Ona göre yapılıyor. Demek ki anlamamış. Olmaz. Var mı arttıran? Söyle. Söyle. Keyli vezni. Dedim size, adetle satılan şeylerde, metreyle satılan şeylerde, uzunlukta satılan şeylerde bu geçerli değil dedim. Söyledim. Söyledim. Araba, kaç kilo araba? Arabayı kiloyla mı satıyorsun? Litreyle mi satıyorsun? Adetle satıyorsun. Adetle satılan şeylerde bu hükümler geçerli değil. Hocam araba veriyoruz, ne olacak, öyle mi olur? Metresi 1000 lira olan kumaştan 1 metre veririm. Sen bana metresi 10.000 lira olan kumaştan işte 1,5 metre verirsin. Ya biri 1 metre verdi, 1,5 metre verdi. Bakılmaz. Metreyle satılan şeylerde bu geçerli değil. Adetle satılan şeylerde bu şart geçerli değil. Keyli ve vezni olan şeylerde bu şart geçerli. Endel Hanefiye. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu mevzu, bak kayıt da var burayı arkadaşlar, kessinler. Bunu dinleyin. İyi anlamaya çalışın. Ömer Nusuf Efendi İlmihal'de var. İşte kitaptan okuduğunuz zaman böyle anlamazsınız. Kitap aynı şeyleri yazar ama böyle anlamazsınız. Çünkü okuduklarınızı kendi aklınızdakine göre manalandıracaksınız. Mesela kitapta vade okursunuz. Vade deyince aklınıza ne gelir sizin? 3 ay, 6 ay, 1 sene gelir. Kitapta vade okur. Vade olmayacak. Altın satışında vade olmaz yazar kitapta. Sen altın satışında vade olmazmış dersin. Biz de zaten vade yapmıyoruz dersin. Akşam öyle adam, bir şey yok ki dersin yani. O vade mi dersin yani? Halbuki vade o demek değil. Tamam mı? Yani kitap, aslında kitap da o aynı şeyi söylüyor ama onu kitapta hocasız anlamaz insan kitaptan. Fela yasluh. Salih olmaz, doğru olmaz burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Metni okuyayım buradan. Anil Bera ve Zeyd bin Erkam radılanhuma, bu iki zaten rivayet olundu. İmkana yeden bir yedin, inşaat kâne ise yeden bir yedin, el ele ise, elden ele ise, yani peşinse, al sana ise, fela be'se, beis yoktur, sorun yok sarfta. Ve inkâne nese'en, eğer gecikmeli ise, nese teahhur. Nese'en ise, teahhurla ise, gecikmeyle ise, fela yasluh, o zaman uygun olmaz. Kâlehu, bu sözü Peygamberimiz buyurdu. Lemma, ne zaman se'ela, bu iki zat sordu hu Peygamberimize. Hani sarf aktinden, sarftan sordular Peygamberimize. Sarftan sordular. Peygamberimiz böyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Mektubu Şerif 1. cilt sahife 5. Burası arkadaşlar Mektubu Şerif'in mukaddemesinde, mektubatı işte, burası toplayan zatın yazısı mı yoksa mütercimin yazısı mı bilmiyorum. O kadar titiz bakmadım. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kelamı değil burası okuyacağım yer. Öyle bilin sadece. Sayfa 5, sayfanın sonunda. Sondan 3. satır. وعليك الاتعاظ بما وعدك به الشيخ عبد الغني النابلسي روح الله روحه ونور ضريحه. Abdülkadir abi, anladın değil mi? Hani piyasada böyle yapıyorlar. Dedin ya araba mevzusuna. Tamam mı? Tamam. Yani adetle alakalı mevzu şeylerde bu geçerli değil. Ancak şu var ki Şafii mezhebinde illet farklı. Bak özellikle söyledim Hanefi mezhebinde diye. Hanefi mezhebine söyledim. Bak bizde illet, keyliyet ve vezniyet artı cizler. Tamam mı? Şafii mezhebinde illet farklı. Ve aleyke, yapış. Sıkı sıkı sarıl. Neye? El itta'aza, vaazlanmaya. Ne ile vaazlanmak? Bima o şeyle ki vaazake, sana vaaz etti bihi onunla. Kim? Şeyh Abdülgani Nablusi. Abdülgani Nablusi'nin vaaz ettiği şeyle vaazlan sen. Ravvahallahu ruhahu, Allah ruhunu rahatlandırsın. Ve nevvara darihahu, kabrini nurlandırsın. Allah bu zatın ettiği vaazla vaazlan. Bak iyi dinle bu zatın sözünü. Haysi şöyle ki kale, Abdülgani Nablusi dedi ki, şimdi Abdülgani Nablusi'nin sözü naklediliyor. Vahder, sakın minettani, tenkit etmekten sakın, fi ahadin minhum, meşah-ı kiramdan birini tenkit etmekten sakın, Allah dostları hakkında ileri geri konuşmaktan sakın, evliyaullah'a laf söylemekten sakın, ayıp, hata, kusur, noksan aramaya çalışmaktan sakın. Ve itikadi muhalefetihi, bu zatlara muhalefet itikad etmekten sakın. Neden? Dolayı lima, o şeyden dolayı.
Alimte sen öğrendin, bildin mine kitabı ve sünne. Kitaptan, sünnetten, yani İslami hükümlerden biraz bir şeyler öğrendin diye bu zatlara muhalefet etmekten, bu zatları tenkit etmekten sakın. Ayağını denk al. Biraz böyle dinden bir şeyler öğrendin diye konuşmaktan sakın. Fe innehum, çünkü bu zatlar a'lemu minke bihima. Onlar kitap sünneti senden daha iyi biliyorlar. Yani kardeş, yani bir boyunu posunu bil Allah aşkına ya. Ne olur ya. Ne olur ya. Bir boyunu posunu bil ya. Bir haddini bil ya. Bir haddini bil ya. Yani ömür boyu okudun. Yani nedir, nedir yani? Nedir yani? Çok kötü arkadaşlar ya ortalık. Çok kötü ya. Yani ağzını açıp da sokakta böyle üç kelime dürüst bütün konuşacağın insan yok gibi ya. Üç kelime ya, üç kelime. Yok yani. Dürüst bütün böyle konuşacağın. Hani biz de güya kibar olacağız, efendi olacağız, karşı tarafı kırmayacağız, atlanacağız falan ya. Abi iyice çıkıyorlar tıfırımıza ya. İyice tepimize çıkıyorlar ya. Oğlum sen yani benim kundaktaki çocuğum etmezsin ya. Seviyen ne, boyun bu ne, posun ne ya. Ha sen benim 15 yaşındaki oğlumla konuşamazsın lan sen. Ne oluyor yani ben ya? Yani ne oluyor ya? Allah aşkına ya. Fe innehum a'lemu minke bihima. Onlar senden daha iyi biliyorlar. Yani senin bildiklerini onlar bilmiyorlar. Ve ekseru fehmen minke. Ve senden daha çok anlıyorlar. Ve min emsalike lima'anihima. Sen ve senin gibilerden daha çok kitabın, sünnetin manasını anlıyorlar. Niye? Litenevvuru ukurihim. Akılları nurlandığı için. Bi nuri marifetillahi. Marifetullah nuruyla akılları nurlandığı için. Ve ziyadeti ittilai ala sünneti rasulillahi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün sünnetine senden daha fazla muttali oldukları için. Ve tısafihim bil ihlasi vel yakin. İhlasla yakınla muttasıf oldukları için senden daha iyi anlıyorlar. Ve ente sen. Şimdi arkadaşlar bakın, bu demin söylediğim halk içindi. Burada Abdülgani Nablusi Hazretleri ehli ilim için söylüyor. Ehli ilime söylüyor. Hakikaten kitap okumuş adamlara söylüyor. Yani kitap okumuş olabilirsin. Sen kalkın başar kere laf söyleme. Sen iki tane kitap okudun diye onlardan daha iyi bildiğini mi zannediyorsun diyor ona. Abi şimdikiler kitap okumadan konuşuyorlar. Kitap okumuşlara söylüyor bunu. Tamam mı? Buradaki kime söylüyor? Kitap okumuşlara söylüyor. Sen biraz kitap okudun diye yani. He, eyyuhel fakih, ey fıkıhçı. Fakih mollaya diyorlar. Ey molla. Ey molla. Sen kalkıp laf söyleme oğlum. Yani sen biliyorsun, onlar bilmiyor mu yani? Şimdikiler tamam. Ente sen. Eyyuhel fakih, ey fakih. Fakih arkadaşlar ilim talebesine diyorlar. Doğuda falan da öyle diyorlar şimdi. Talebeye fakih diyorlar doğuda. El miskin. Gariban fakih. Garibanım benim. Kime diyor mu? Fakih, fakih gene. Gene talebe, gene ilim okuyor, ilim. Ey gariban talebe. Talebe. Tarifi hasreten min keyfiyatil amali şer'iyeti. Şer'i amellerden böyle biraz bir şey biliyorsun. İstihlasta marifeteha. Sen bunların bilgisini tahsil ettin. Min beyne yedey iştigalike bi şehevati batnike ve fercike. Bir taraftan şehvetlerinle meşgul oldun. Bir taraftan da bu ilimleri tahsil ettin. Böyle bir adamsın sen. Sen böyle bir adamsın. Sen şehvetlerinle uğraşırken bir arada da biraz böyle bir şeyler ne yaptın? Hani öğrendin diye. Fe ente sen ferihanım ya, bunlarla böyle seviniyorsun, ben işte bilgi sahibi oldum, ilim sahibi oldum. Tazunlu zannediyorsun ki enneke sen bir sebebi ha, bu bilgi sebebiyle öğrendiğin üç parça bilgiyle sırta oldun, minel ulema'l kibar, büyük alimlerden oldun, öyle zannediyorsun. Yine ehliyetime söylüyor bunu ha, öyle zannediyorsun. Hadi sen şakir ama konuşma ya, Allah aşkına ya, konuşma. Ve savete mütekaddimin ulil ebsar vel istibsar. Basiret sahibi, geçmiş büyük alimlerin derecesi var. Şimdi arkadaşlar
bu şeyle vadeli satışla alakalı bir mevzu var. Mesela bu vadeli satış mevzusu çok yanlış biliniyor insanların arasında. Çok yanlış biliniyor. Halbuki yani ehli ilim öyle bir şey söylemiyor. Bir ehli ilimden bir Cevat Akçıtı Hoca Efendi var öyle söyleyen. Tamam mı? Mesela bak şimdi diyelim ki ben bunu bu kaç para? 10 lira. Sen bana geliyorsun diyorsun ki ben bunu alacağım. Kaç para diyorsun? 10 lira diyorum. Ama 12 ayda öderim diyorsun. Ha o zaman 15 lira olur diyorum ben sana. Tamam mı? Soruyorum bu kaç para? 10 lira. Ama diyorum ben 12 ayda ödeyeceğim. O zaman 15 lira olur diyorum. Veya baştan geliyorsun. Diyorsun ki kaç para? Diyorum ki arkadaşım peşin verirsen 10 lira. 6 ay ödersen 12 lira. Bir sene ödersen 15 lira diyorum. Seç beğeni al diyorum ben sana. Sen de bir tanesini seçiyorsun alıyorsun, tamam mı? Bunda hiçbir sorun yok arkadaşlar. Söyleyin. Bunda hiçbir sorun yok. Sorun olduğunu söyleyen bir şey de yok. Kimse de yok zaten yani. Tamam mı? Kimse olmayan kimseler vıdı vıdı konuşuyor. Kimse, yani kimselerden sadece bir Cevat Akçıtı Hoca Efendi var bunun sorun olduğunu söylüyor. O da toptan yanlış anlamış. Söyleyin. O da toptan ne yapmış? Yanlış anlamış. Hatta söylerken arkadaşlar, söylerken direkt İmam Serahsi'nin Mebsut'unu delil getiriyor. Halbuki İmam Mebsut'unun Serahsi'sinde direkt misal veriyor bu olur diyor. Biz tercüme ettiğimiz kitapta diyor böyle yazıyor diyor. Tamam mı? Halbuki tercüme ettiği kitapta direkt ne yapıyor arkadaşlar? Tamam. Ben şey çok böyle kafama takılmıştı bir ara burası benim. Hani Hoca Efendi'ye kendimi söyleyeyim vardı aklımda. Mevla nasip etti. Şeyde Medine Münevver'de aynı otelde kaldık bu sene. Tamam. İstedim böyle konuşayım kendisiyle ama yaşlı yani. Baktım hani laf anlatamazsın yani. Hani oturup böyle karşı karşıya böyle rahat konuşulacak bir şey yok. Ama gene bir ulaşmaya çalıştım. Ne olmadı. Hani tabii ne kadar anlatabilirdim. Hatta sayfanın resmini çektim falan, tamam mı? Mebsut'tan sayfanın resmini çektim. Telefonumda o zamanlar duruyordu böyle. Bir o söylüyor. Yoksa hiçbir sorun burada yok. Tamam mıyız arkadaşlar? Burada hiçbir sorun yok. Hocam sen faize helal diyorsun. İnna lillahi inna. Nereden geldim buraya? Bir tanesiyle bu mevzuyu konuşuyoruz. Dedim bilmediğiniz mevzular hakkında dedim konuşmayın gibisinden söyledim. İşte başladı işte şurada şöyle okudum, burada böyle okudum, tamam mı? Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. İşte falan desene şu ilahiyat filan desene şurası filan desene burası. Ha ehliyim sen kolay dedim ya. Ehliyim sen. Kolay, öbür adama laf anlatamaz. Ehliyim sen kolay dedim. Mefsut'tan gönderdim orayı, tamam mı? İbareyi gönderdim. Benim aklım böyle diyor dedi. Benim aklımın yanında dedi. Ben dedi İmam Seraksiye mi bakarım dedi ya. Benim aklıma göre bu ters dedi yani. Benim aklım böyle derken İmam Seraksi İmam demiyorlar tabii. Seraksi'yi dinlemekte de aklıma hakaret olur dedi. Benim aklım böyle derken Seraksi'yi dinlemek aklıma hakaret olur dedi. Ne zannediyor ki insan kendini ya? Benim aşağıda odada var Mebsut-u Seraksi. Benim aşağıda odada var Mebsut-u Seraksi. Yani böyle şu kadar. Ne kadar? Tane kitap. Allah aşkına ya ne olur ya. Ben ömrüm boyunca okuyamayacağım o kitabı abiciğim. Söyleyin. Ben ömrüm boyunca o kitabı ne yapamayacağım? Okuyamayacağım. Okusam da zaten ne yapamam? He doğru. Nerede yazmış? Hapismiş. Kuyuda hapismiş. Talebeler yukarıda onları söylüyormuş. Öyle yazılmış. Arkadaşlar ya. Boş durmayacak. İlim. Bize ilim bırakıyor. Bak ben iki tane ayet-i kerime okudum. Bak hep soruyorum hafızları yok. Oraya bakıyorum. Buraya bakıyorum ben. Allah aşkına ya ne olur ya. Oğlum boyun deposun ne lan senin? Çocuklar söyleyeyim bakayım şuradan sonra. Bak takılırsan bana söyleyin yardım edin. He? Değil mi?
benim aklım böyle derken dedi Mevsud, ben Seraksi'yidir. Aklıma hakaret olur. Aman arkadaşlar, aman arkadaşlar. Sen, eyyuhel fakih, halbuki sen ve ente sen eyyuhel fakih, ey fakih, ey miskin, ey miskin, ey fakir, ey gariban fakih. Ta'arifi biliyorsun, hisseten bir parça min keyfiyetil amali şer'iyeti, şer'i amellerin keyfiyetinden böyle az bir şey biliyorsun. Tamam bir şeyler öğrenmişsin. Ama istiklas da sen taksil ettin marifet ha bunların bilgisini. Min beyne yedey iştigalike bi şehevati batnike ve fercike. Sen şehvetlerinin uğraşmalarının arasında bir taraftan şehvetlerin bir taraftan da iki satır bir şeyler öğrendin. Ve fente sen ferihanun biha, bunlarla ferahlısın. Sen ne diyorsun ki enneke sen bir sebebiha bunlar sebebiyle sırta oldun minel ulema'il kibar, büyük alimlerden oldun zannediyorsun. Ve sâvetel mütekaddimîne ülil ebsâr ve lissebsâr, geçmiş büyük alimlere müsavi olduğunu zannediyorsun. Bırak müsavi olmayı, geçmişler onları yani. Müsavi olduğunu da zannetmiyor. Direkt geçmiş yani. Benim aklım var diyor. Ben Seraksi mi dinlerim diyor yani. Fe'amel yap bima beda, fe'amel amel et Allah'a. Fe'amel bima beda leke in eratel nasihate. Ben nasihat istiyorsan sen bildiğinle amel et ve dahlin olmasın, işine karışma. Min ül himemi es-sahiyati. Ve min eyne lil usfur. Ve min eyne, nereden olacak lil usfur, serçe için en ye'kule lemesi, en ye'kule yemesi, min me'kelin nesur. Kartalın yiyeceğinden yemesi nasıl mümkün olur? Ya serçe nerede, kartalın yiyeceği nerede? Sen git orada işte birkaç tane kırık buğday tanesiyle uğraştır ya. Tamam sen öğrendiysen onlarla uğraşma ama büyüklerinin işine karışma oğlum ya. Girme ya. Ben serçe nerede, kartalın yemeği nerede? Sen lan ne gagan geçer ne miden öğütür onu oğlum ya. Sen git orada işte buğday arpa ne buluyorsan sen işte orada. Oyalan sen kazın ya. Solucan molucan da belki bulursun. Sen git ya. Git. Min eyne lil usfur, serçe için nerede olacak en ye'kule yemesi, min me'kirin nusur, kartalları yiyeceğinden. Fe inne hafsalatehul mu'tadete alel hambatis sigar, çünkü küçük tanelere alışık hafsalası, la tuşabuhu hafsalaten nusuru leti la yukituha gayrul lukumil kibar. Ya büyük lokmalar alıyor kuzuyu götürüyor. Sen git arpa ye, sen buğday ye, sen toprak karıştır ya, sen ne yaptın? Senin hafsalanla senin miden onun midesi bir mi? Fakat muhakkak alime, kat alime üne, küllü ünasin meşrebuhum, herkes kendi meşrebini bildi. Yani hudubaten ve ucaca, tatlı veya acı olarak. Ve lekullin cealna minkum şiraten ve minhaca, biz herkes için, hepsi için bir yol tayin ettik. İntaha mülahasa, İmam Nablusi'nin kelamını böyle hulasa olarak, özet olarak bize nakletmiş oldu. Biz de buradan kendimize ders alalım arkadaşlar. Herkes boyunu, posunu, haddini bilsin. Herkes ayarını bilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ تَقَبَّلَ اللّٰهُ وَرَحْمَ اللّٰهُ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِينَ يَا رَبِّ هِزْمَتَرِمِزِ مَرْضِيعُ مَقْبُولُ مَشْرُوعُ وَمَرْزُوكُ مَيَسِرَ اِلَهُ Rıza şerefine uygun eyle. Bizlere top gözlülük, rıza, edep, namus, şeref, takva, iffet ve iyi kardeşlik ihsan eyle. Errahmanirrahim, Errahmanirrahim, Errahmanirrahim. Gavurların model ve adetlerinden uzak eyle. Habibine ve dostlarına yakın eyle. Yedigudan çocuğu muhafaza ettikleri gibi bizi de muhafaza eyle. Ana babalarımızı asi olmaktan muhafaza eyle. Ana babalarımızı bizden razı eyle. Bizi İslam'ı, dini muhafaza eyle. Rızandan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi sahabeye ilhak eyle. Sevmediğin işleri bıraktır. Sevdiğin işleri yaptır ya Rabbi. İslam'ı isteyenlere hürriyet ver. İslam'a genişlik ver. İslam'ı kolaylaştır. İslam'a hayır. İslam'a huzur ver ya Rabbi. Evlatları hayırlı eyle. Ana babaları, büyük küçük, zengin ve fakirleri hayırlı eyle. Razı olduğun şekle koy ya Rabbi. Cümlemizi sevdiğin ve razı olduğun yolda muvaffak eyle. Şeriatı ve tarikatı bütün dünyaya yaydır ya Rabbi. Şeriatı bize bağışla. Şeriatımızı, tarikatımızı da dünyaya hakim eyle. Amin. Çarşaf giyenlere devam sebat ihsan ile. Sakal bırakanlara devam sebat ihsan ile. Dünya ve ahirete faydasını ihsan ile. Milletin hepsini sarıklandır, cübbelendir, sakallandır, çarşaflandır ya Rabbi. Amin. Hepsini tam Habibinin istediği gibi et. Onun suretine sok ya Rabbi. Sakal bırakan çarşaf giyenlere yardım eyle. Dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Üzerlerine hücum edecek her türlü fitnelerden seni muhafaza eyle. Ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Mağluplara, mazlumlara yardım eyle. Erbi zullamın zulmünden bizleri muhafaza eyle. Erbi küfran küfründen bizleri muhafaza eyle. Memleketimizin hali hayra tebdil eyle. Şerlilerin şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizlere salih olmak nasip eyle. Sadık olmak nasip eyle. Bizlerden nasıl razı olacaksan halimizi, cemalini o hale tebdil eyle. Sonlarımızı hayırlı hüsnü hatime nasip eyle. Allahümme inna nes'eluke iman nesibade kufrun. Allahümme inna nes'eluke iman nesibade kufrun. Allahümme inna nes'eluke iman nesibade kufrun. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me. Ve devam el afiye ve sen khatime. İlâ şerfü nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şeyhine el kâfe. Ve ilâ rüfünün ve khâsa ve ilâ ruhu şeyhine ve kabdet kulûbina ve muallimine ma alem ne'alem el hac. Mahmud ilâ fî kudüs eseruhu el fâtiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim.